Gün sonundan herkese merhaba, ben Özlem Karakullukçu. Haftanın son işlem günündeyiz. Önemli gelişmelerle aslında gün sonunu neredeyse kapatacağız. Hem yurt dışından gelen haberlerin yurt içindeki piyasalara yön vermesi, aynı zamanda da küresel tarafta ayrıca çok konu var. Detaylandıracağız, gelişmeleri ele alacağız. Peki pazartesi gününü neleri takip edeceğiz önümüzdeki hafta bu program içerisinde? Bakalım hangi konuklar bize eşlik edecek? Öncelikle şöyle haberlerimize bakalım. Bugünün öne çıkan ve haftayı neredeyse sonlandıracak olduğumuz gelişmelerin başında Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları geliyor. Aklı selim ülkelerin tavrı oyunu boşa çıkardı dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Cuma namazı çıkışında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Avrupa Birliği'nin dün yapmış olduğu zirve aslında birkaç ülkenin beklentilerine bekledikleri cevabı vermedi. Çünkü talepleri haklı değildi dedi. Avrupa Birliği üyesi ülkeler içerisinde aklı selim sahibi ülkeler burada olumlu tavırlar ortaya koyarak bu oyunu boşa çıkardılar diyerek de sözlerine devam etti. Ve bugünün gelen önemli verileri arasında Ekim ayına ait cari açık geldi. Cari açığın beklentiyi aştığı görüldü. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Ekim'de cari açık 273 milyon dolar olurken ekonomistlerin beklentisi ise Ekim ayında 100 milyon dolarlık bir açık vermesi yönündeydi. Ekim'de portföy yatırımları kaleminde net giriş yaşanırken resmi rezerv varlıkları da yükseliş gösterdi. Ve gidiyoruz Airbnb'nin piyasa değerine. İlk işlem gününde 100 milyar doları aştığı görüldü. Şirketin hisseleri perşembe gününü %113 yükselişle 144.71 dolar seviyesinde kapattı. Halka arz fiyatı 68 dolardı. Covid-19 pandemi nedeniyle seyahatler askıya alınması ile birlikte uzmanlar fiyatın sürpriz olduğunu açıkladı. Türk bankaları ile ilgili bir rapora gidelim. Fitch'ten geldi efendim. Rating şirketi Fitch, Türk bankacılık sektörü için yayımladığı 2021 görünümü raporunda Türk bankaları için faaliyet ortamının ekonomik toparlanmaya rağmen 2021 yılında da zorlu olmaya devam edeceğini öngördü. Öte yandan Moody's ise ülke tavanı metodolojisinde değişiklik sonrası Türk bankalarının notlarını güncelledi. Moody's 12 Türk bankasının notunu yükseltti. Ve bir diğer haber Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan geldi. Haftalık para ve banka istatistikleri her hafta olduğu gibi yayımlandı. Buna göre bankacılık sektörünün toplam mevduatı geçen hafta 66,4 milyon lira azalarak 3 trilyon 633,8 milyar liraya geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı. Buna göre bankacılık sektöründeki toplam mevduat 4 Aralık'la biten haftada 66 milyon azalarak 3 trilyon 633 milyar 821 milyondan 3 trilyon 633 milyar 754 milyon liraya indi. Bu dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat %1,35 azalışla 1 trilyon 524 milyar 523 milyon, yabancı para cinsinden mevduatsa %0,75 artışla 1 trilyon 973 milyar 112 milyon oldu. Bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatı geçen hafta 2 milyar 976 milyon dolar artarak 258 milyar 921 milyon dolara çıktı. Bir haftalık dönemde mevduat bankalarındaki tüketici kredileri %0,3 azalarak 638 milyar 327 milyon 176 bin liraya geriledi.
Taksitli ticari kredilerde %0,6 azalışla 560 milyar 817 milyon 668 bin lira oldu. Aynı dönemde kredi kartları bakiyesi %0,80 yükselişle 197 milyar 124 milyon 113 bin liraya çıktı. Bankacılık sektörünün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dahil toplam kredi hacmi de 4 Aralık'la biten haftada 5 milyar 528 bin lira artarak 3 trilyon 511 milyar 541 milyon 700 bin liraya ulaştı. Evet, hemen şöyle bir performanslarla değerlendirmelere alalım. Borsa İstanbul'daki yön nasıldı? Bugün aslında gelen özellikle Avrupa Birliği ve ABD'den yaptırımlarla ilgili, Türkiye'yi ilgilendiren yakın maddelerle ilgili değerlendirmeler piyasalarda tabii ki negatif bir yansımasını gösterdi bize. Borsa İstanbul'da hafif satıcılı bir seyir vardı ancak. Bir taraftan da TL varlıkların değerlemesi açısından dolarla kıyaslayacak olursak oradaki kayıplar vardı. Ancak gün içinde volatilite o kadar yoğundu ki verdiği primleri tekrar alan bir hem dolar TL tarafındaki yön aynı zamanda da Borsa İstanbul'daki yönde yine bir toparlanma işaret etti. Bu işaret ise Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıyla birlikte biraz daha ılımlı bir seyir etmesine neden oldu piyasaların. Bu hafta aslında piyasaların genel görüntüsü olarak yorumlayacak olursak dolar TL tarafında daha dar bir bantta volatilitenin artık gerçekleştiğini görürken bir tarafta da riskli piyasalarda rekor seviyelerde tutunmaya çalıştığını görmüştük. Yabancı yatırımcılar gelir mi gelmez mi çokça konuşuluyordu bu seviyelerde. Ancak şu an için genel görüntü bir tarafta da CDS tarafından bozulmaya işaret etti. Türkiye'nin 5 yıllık CDS'lerinde ise 400 puan seviyelerine yaklaşır gibi oldu. Tabii burada önemli dediğimiz gibi hem Avrupa Birliği'nden hem de ABD tarafından gelen Türkiye ile ilgili kararlar burada şu an için yakın takip ve mercek altında. Borsa İstanbul'da demiştik aslında bu kararlar sonrası gelen açıklamalar, haber akışları Borsa İstanbul'da hafif satıcılı seyre neden olmuştu. BIST endeksinde ise hemen akşam saatlerine doğru şu anda da gördüğümüz seviye en yüksek seviye olarak söyleyebiliriz. 1358'i de kırdığını görüyoruz. BIST endeksinde hafif bir toparlamaya işaret etti. BIST şu an için 1360 puan seviyesine yine geldi. Bugünkü kayıplar 1350'yi yine işaret etti ama şu an için %0,49'luk bir yükseliş var gibi görünüyor. BIST 50'de 1224 puan seviye, BIST 30'da ise 1506'lı puan seviyeleri şu an için değerleniyor. Devam edelim. Kur tarafıyla ilgili bugün oynaklık çoktu. Çünkü önemli haber akışları vardı. Dolar TL tarafında ama 8'li seviyelere kadar çıktı. %1,50'nin üzerinde bir yukarı yönlü hareketlilik vardı. Hızlıca gerilemeye neden oldu. Şu an için 7,88'li seviyelerde ve %0,03 yatay negatife yönünü çevirdi. Doların hem küresel taraftaki düşüş beklentisi aynı zamanda yurt içinden gelecek Merkez Bankası kararının geçen hafta piyasayı desteklemesiyle birlikte bu gerileme devam ediyor. Ancak bu hassasiyetin temel nedenleri nedir? Bunları da bugün program içerisinde değerlendiriyor olacağız. Önümüzdeki dönemlerde tekrar her bir aksiyonda aslında her bir haber akışında böyle oynaklıkların fazla olacağını görecek miyiz? Bireysel DTH'lara özellikle değineceğiz program içeriğinde. Euro TL tarafına da bakalım. Euro TL'de daha fazla bir geri çekilme var. Çünkü Avrupa Birliği ve İngiltere tarafında anlaşmasız Brexit süreci tekrar gündeme geliyor. Bunun olma ihtimali daha çok fiyatlanıyor. Piyasalar tarafında Euro'nun da geri çekilmesine neden oluyor. Pound TL cephesi içinde aynı şeyi söyleyebiliriz İngiltere açısından. Oradaki değer kaybı ise %1'i bugün işaret ediyor. 10,38'i seviyelerde. İsviçre frangı TL 8,87'lerde. Sepet kursa geri çekilmeye anlık işaret ediyor. %0,15'lik geri çekilme 8,72'lere şu an için okuyoruz. Ve bakalım küresel tarafta peki işler nasıl? Hem Avrupa Birliği liderler zirvesiyle birlikte aynı zamanda ABD tarafındaki bu artan vaka sayılar ve bir taraftan da aşının baskılamasıyla birlikte dolar tarafındaki güç teşvik paketlerinde beklentiler tabii ki yön veriyor. Dolar endeksi 91'in hemen altında seyretmişti aslında bu hafta. Buradaki bandı koruyordu ancak bugün %0,29 anlık yükselişi işaret etti. 91,03'ü gördü. Tabii ABD tarafında en önemli gelişme Ocak ayında demokratların başa geçmesiyle, yönetime geçmesiyle birlikte gelebilecek teşvik paketleri ve diğer ülkelerle olan ilişkiler doları çokça şekillendirecek gibi görünüyor. Euro dolar tarafında yine gelen haber akışlarıyla bir geri çekilmeyi görüyoruz. 1,21 ancak pound dolarda daha hızlı bir geri çekilme var. %1'e yakın 1,31-63'lü seviyelerde. Dolar yende de yine doların geri çekilmesini görüyoruz 104,10'da ve dolar İsviçre frangındaysa seviye şu an için
Dolar tarafındaki yükseliş %0,23, 0,88. Şöyle bir genel tabloya bakacak olursak aslında doların gelişmiş ülkelerin kısmisinde alış, kısmi taraftaysa satış dalgası içerisinde olduğunu bize seyrettiriyor. Devam edelim Avrupa borsalarında. Peki görüntü nasıl Avrupa borsalarında? Demiştik risk iştahını kaçıracak çokça gelişme vardı. Bugün de aynı şekilde satışların hatta bir önceki günlere göre daha sert olduğunu yüzdesel dilimden görebiliyoruz. Eurostoxx 53.485, Almanya DAX 13.104, Fransa CAC'ran 5.507, İngiltere 6.556, İspanya IBEX 80.029'larda kabaca %1'lik geri çekilme var şu an için endekslerde. ABD tahvil faizlerine de bakalım. Piyasalarda dolar endeksinde bir yükseliş varsa, peki ABD tahvil faizlerine olan talep nasıl? Bunları da şöyle değerlendirecek olursak, 2 yıllıklarda geri çekilmeler var. %5,67, 0,133'lerde, 10 yıllık 0,89, 30 yıllıklarda da yine geri çekilme var. 1,61'li seviyelerden işaret ediyor. Piyasasına da bakalım. Tahvil faizinin dışında vadeli piyasalarda da aynı şekilde satışın ağırlıklı olduğunu söyleyebiliriz. Dow Jones 29.876'da %0,54'lük geri çekilme var. S&P 500 3.643'te, Nasdaq'ta da 12.322 puan seviyesine geldiğini bugün içinde söyleyelim. Son emtia cephesine de bakalım. Sonra hemen konuklarımızla devam edeceğiz. Emtia cephesinde ise altın tarafında tabii ki bu hafta çok önemliydi. Çünkü bir önceki hafta 1800'ün haylice altındaydı. 1750 dolarlı seviyelere gelir mi derken tekrar bir toparlanmaya işaret etmişti. 1860 dolarlı seviyelere kadar da test etti. Bugün kapanış kabaca 1838 dolarlı seviyelere gibi gelecek. Türkiye'nin tabii ki kapanış saatine göre %0,14, yani kabaca 2 dolar 40-50 centlik bir artışa işaret ediyor. Küçük bir artış var. Petrol cephesi önemli. Tabii buradaki petrol fiyatlarının gelmiş olduğu seviye ile Türkiye'deki Borsa İstanbul'da bulunan bir takım hisselerde buna göre de yön almaya başladı. Hızlı yükselişler de vardı. Brent petrol dün itibariyle 50 dolarlı seviyeleri test edip geri çekilmeler yaşıyor. Anlıkta zaten ekranda görüyoruz. Bugünkü geri çekilme %0,57. Ham petrolün varil fiyatı ise 46 dolar 70 centli seviyelerde. Burada da yatay bir görüntü şu an için ekranda. Evet, hemen konuklarımıza devam ediyoruz. Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz bizlerle birlikte. Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Evet, yoğun bir günü, özellikle bu haftanın en yoğun günüydü sanıyorum. Hem oynaklık tarafında hem de küresel taraftaki gelen haberlerle birlikte. Nasıl değerlendiriyorsunuz hem bu haftanın genel görüntüsünü hem de bu haftaki manşetleri diyelim? Yani bu hafta Avrupa Birliği'nden gelecek cevap öncelikliydi. Orada bir kaza çıkmadı şükür. Yani beklediğimiz gibi sorunsuz atlatılmış gibi gözüküyor. Daha önemlisi Amerika'nın tepkisi. Onun da biraz şekli belli olmaya başladı. Yani ocağı, şubatı beklemek zorunda kalmayacak piyasa. Ama bence en önemlisi Türkiye'nin, özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dışarıdaki problemlere karşı tavrında bir daha yapıcı bir değişim görüyoruz. Bence bu çok daha önemli. Çünkü Türkiye'nin sorunlarının belli bir kısmı kendi tavrından da kaynaklanıyordu. Yani mücadeleci, agresif bir dış politika sonucu çok ciddi problemler içinde bulduk kendimizi son yıllarda.
Bu da tabii ekonomik boyutu da var. Yani ekonomik olarak Türkiye deyim yerindeyse uçurumun kenarına gelmişti. Ki hala fatura gelmeye devam ediyor. Yani bakarsanız döviz mevduat hesabı hala artmaya devam ediyor. Geçen hafta da 3 milyar dolar mertebesinde döviz alımı olmuş. Hı hı. Bütün tasarrufun %56'sı dövize dönmüş durumda. Bunlar son birkaç senenin gerek siyasi gerek ekonomik gidişatın ve hataların bir sonucu. Bundan bir dönüş işareti var. Hala yatırımcı buna güvenemiyor, inanamıyor. Bizim de yatırımcılardan edindiğimiz izlenim tamam şimdi doğru mesajlar veriliyor olabilir ama yarın böyle keyfek eder değişmeyeceğine dair hiçbir garanti yok gibi bir şüpheci yaklaşım var. Bunu da görmemiz gerekiyor. Fakat piyasa özellikle borsa şunu biraz görmeye başladı. Zaten Türk lirası varlıklar, Türk lirasının kendisi dahil son 5-10 yılın en düşük seviyesine inmiş durumda. Türkiye burada politika olarak gerek ekonomi politikası gerek de dış siyasette doğru şeyleri yapmaya başladığı anda global konjonktürden bağımsız olarak Türk lirası ve varlıklar iyi perform edebilir. Bunun bir öncü işaretini Kasım'da gördük. Şimdi Aralık'ta bunun devamı gelebilir. Aralık'ın kalan günlerinde bir piyasa daha güçlü seyredebilir. Ben şu analizi yapmak istiyorum. Dün sosyal medyada da paylaştım. Biz de tabii benzer kuşkulara sahibiz. Bundan sonra her şey günlük gülistanlık gidecek diye düşünmüyoruz ama şöyle bir de realite var. Eğer Türkiye son birkaç senenin ekonomi politikasında devam ediyor olsaydı IMF'ye muhtaç hale gelecekti. Yani o yönde net adımlarla gidiyordu. Bu görüldü, tespit edildi. Şimdi IMF'ye gitmek istemiyorsa hükümet doğruları yapmak zorunda. Yani bu bir seçim değil aslında bir zorunluluk. Piyasa bence bunu görmeye başladı. Bu bir garantidir piyasa için. Yani hükümet doğruları yapacak. Niye yapacak? Çünkü yapmazsa IMF'ye gitmek zorunda kalabilir ekonomik yardım için. Ekonomik IMF'ye gitmek istiyor mu? Kesinlikle gitmek istemiyor. O zaman kesinlikle doğruları yapacak. Bu dengeyi, bu seçimi gördükten sonra piyasa, evet bundan sonra herhalde Türkiye söylediği gibi ekonomi yönetimi değişti ve belli mesajlar verildi. Bunlara uyma ihtimalinin yüksek olduğu, yani düşündüğümüz kadar düşük olmadığını piyasa görmeye başladı. Ben bu açıdan piyasaların önünün açılmakta olduğunu görüyorum. Özellikle borsada hisse senetleri çok çok ucuz. Yatırımcılara hisse senedi ağırlıklarını arttırmalarını öneriyoruz biz. Hatta borsa için belli hedeflerimiz vardı. İşte 1500 endeks seviyesi kullanıyorduk biz bazı fonlarımızda. Şimdi onu 1600'e yükselttik. Bu şekilde gidilirse birkaç ay içinde bu hedeflerin görüleceğini ben tahmin ediyorum. Evet, peki özellikle aşağı haberleri var. Bir tarafta küresel taraftan gelen haberler tabii ki öne çıkıyor ama baskılayan ve aslında desteklenen hisselerden de bahsedecek olursak sektör bazında ya da firma bazında da olabilir. Mehmet Bey, nasıl değerlendiriyorsunuz o tarafı? Son 1-2 senenin trendi şuydu. Ufak ölçekli hisseler çok spekülatif yükselişler gösterdi. Yani gerçekten akıllara zarar, birkaç kat değil, 5-10-100 katına çıkan hisseler vardı. Adeta borsanın ahlakı bozuldu. Ama şimdi tekrar bir normalleşme eğilimini ben görüyorum. Özellikle BIST 30 büyük hisseler, BIST 50 ve BIST 100 geride kalmıştı. Bankalar daha çok. Kasım ayında bankalar ciddi bir tepki gösterdi. Dipten döndü adeta ekonomi yönetimi değişmesiyle birlikte ve bankacılık aleyhine alınan pek çok kuralda da geri dönüş oldu. Bunları gördükçe bankalar bir yükselmeye başladı. Buna büyük sanayi, bugün mesela büyük sanayinin katıldığını görüyoruz. Holdingler var, çok geride kalmış. Yani BIST 30'da pek çok büyük şirket ederinin yarısında, üçte birinde işlem gören şirketler var. Şimdi yatırımcı inanamıyor tabii bunlar iki katına, üç katına çıkabilir mi diye. Evet çıkabilir. Ben bu potansiyelin olduğunu düşünüyorum. Biz o yüzden hisse senedi fonlarımızda veya hisse taşıyan değişken fonlarımızda ağırlığı büyük ve orta ölçekli hisseler lehine kullanıyoruz. Çünkü 2021'de borsada liderliğin tekrar
büyük hisselere döneceğini düşünüyoruz ki bu süreçte başladı. Her hafta, son 4-5 haftadır bunu görüyoruz. Yabancıların gelişi de zaten bununla ilişkilidir. Yani yabancılar ufaktan geri dönmeye başladılar borsaya ve tahvile. Yabancıların tercih edeceği hisseler genelde büyük hisseler olacaktır. Ben o yüzden sektörden ziyade büyük küçük ayrımı yapmak istiyorum. 2021'de büyük hisselerin hem daha sağlıklı yükselişler gösterecek hem de ucuz kalmış. Yani burada kurumsal yönetişim boyutunu da düşünmek lazım Özlem Hanım. Yani hisse senedi alırken sadece ucuz diye almak veya çıkacak diye almak değil, bir ortak bakış açısıyla alıyorsanız orada kurumsal yönetişimin kalitesine de dikkat etmek lazım. Bu da zaten bu genelde büyük şirketlerde kurumsal yönetişim daha önemlidir. Özetle 2021 büyük hisselerin daha sağlıklı bir borsa yükselişiyle daha sağlıklı bir borsaya doğru gideceğimizi düşünüyorum. Sağlıklı borsa demişken halka arzlar da bunun bir parçasıdır. Evet. Borsa çok ucuz olduğu zaman kimse borsaya gelmek istemiyordu. Çünkü hissesini çok ucuza satacak. Şimdi yükselmeye başlayınca ufak çaplı halka arzlar gelmeye başladı. İşte geçen hafta Kervan Gıda geldi. Açıldığından beri tavan gidiyor. Yani hala bugün de tavan. Haftaya arzum gelecek. Bunlar iyi işaretler. Yani ben 2021'de borsa endeksi şu an henüz 1350'yi yeni geçti. 1500'ü geçtikten sonra 2000'e doğru giderken endeks daha büyük halka arzlarında borsaya geleceğini düşünüyorum ki bu da bir normalleşme işaretidir. Zaten borsanın temel görevi halka açılan şirketlerin buradan öz kaynak temin etmesidir. Son birkaç senedir Türkiye'de pek çok şeyde olduğu gibi borsa da asıl görevini yerine getiremiyordu. Şimdi bu normalleşmeyle birlikte ümit ediyorum 2021'de daha fazla halka arz görüyor olacağız. Evet, bir taraftan da Mehmet Bey dediğiniz gibi halka arzlarda önemli girişler var. Peki efendim biraz şöyle portföy oluştururken değerlendirme yapacak olursak bu yine bugün 8'i test etti. Aslında bayağıdır o volatiliteyi bandını düşürmüştü kur tarafı ama şimdi 8'i bu kadar rahatlıkla gün içinde test ediyor olmasının önüne geçilebilecek gelişmeleri değerlendirip bu seviyelerinde aslında Borsa İstanbul'u madem öneriyorsunuz, satış için bir fırsat yarattığını düşünüyor musunuz? Ya dövizde dediğiniz şey çok doğru. Bu volatilite zaten insanlar güvenmekte zorlanıyorlar. Dövizden TL'ye dönmekte zorlanıyorlar. Şimdi bu tür hareketler dediğiniz gibi yeniden 8'i görünce bak yine oldu falan. Hani TL'ye güven olmaz gibi tepkiler görüyorum ben yatırımcıdan özellikle sosyal medyada. Ama şunu da söylemek istiyorum. Döviz kuru son 5 yıldır gereğinden fazla yükseldi. Evet, nedenleri var. Yani gerçekten belki de hak ediyordu. Doğru bir yönetim gösterilmedi, faizler baskı altında tutuldu. Pek çok nedeni var, onlara tekrar girmek istemiyorum ama haddinden fazla bir yükseliş oldu dolar kurunda, dövizde. Borsa da haddinden fazla düştü. Bir istatistik paylaşayım Özlem Hanım. Lütfen. Son 5 yılda Türkiye borsasına konulan 100 dolar şu an 70 dolara geriledi. Yani 100 bin dolar koyduysanız 70 bin dolara düştü. Burada %30 dolar bazında bir kayıp var. Benzer ülkelerde, gelişmekte olan ülkelerin ortalama bir endeksi vardır. Ona baktığımız zaman oraya konan 100 dolar 160 dolara çıktı. Evet. Veya 100 bin dolar 160 bin dolara çıktı. Yani bizde %30 kayıp var. Bizim içinde bulunduğumuz hisse senedi varlık sınıfında %60 kazanç var. Çok kötü bir 5 sene yaşadık. Gerek kur olarak gerek borsa olarak. Ama borsaların döngüsel olduğunu hiçbir zaman unutmamak lazım. Bunu bazı büyük yatırımcılar sarkaca benzetirler. Biliyorsunuz sarkacın hareketi böyle bir taraftan diğer tarafa doğru gider ve oradan döner. Şimdi borsa son 5 yıldır dolar bazında bu kadar düştüyse ve buradan dönüşü başladıysa bunun sarkacın gidecek daha bayağı bir yolu var. Dövizde de bence daha istikrarlı bir döneme giriyor olabiliriz. Ümit ediyorum inşallah şu pandemi aşıyla birlikte bahar aylarında atlatılırsa Türkiye mahrum kaldığı turizm gelirine de yeniden kavuşacak. Bu da bence çok önemli bir faktördür Türkiye açısından. Yani
Bütün her şey kötü yönetimden kaynaklanmış değil. Belki %70-80 kötü yönetim ama işin %20-30'u da pandemi nedeniyle yaşanan turizm kaybı ve iş kaybıdır. Onu da arada söylemek lazım adil bir analiz yapmak adına. Önümüzdeki sene turizm normale dönerse ben döviz kurunun büyük ihtimalle bu seviyelerin altında olacağını tahmin ediyorum. Bu açıdan benim önerim yatırımcılara çok döviz aşırı yükseldi, borsa aşırı düştü. Dövizden borsaya geçmeleri. Bunu da tek tek hisse senedi seçmek yerine dengeli yatırım yapan hisse senedi fonları veya değişken fonlar vasıtasıyla yapmalarını öneriyorum. Evet. Yani bence artık dövizden Türk lirasına, özellikle hisse senedine geçmek için doğru bir ortam yakalamış durumdayız. Evet. Bunu gün be gün siyasetin tansiyonundan, işte Amerika'dan, Avrupa'dan gelen tepkilerden ölçüyoruz. Kesinlikle. Önümüzde bir Merkez Bankası testi daha var Özlem Hanım. Mehmet Bey, 24 Aralık'ta. Toparlayalım isterseniz, vaktimiz de kalmadı. Tamam. Orada da Merkez Bankası biliyorsunuz son enflasyon 12'den 14'e fırladı. Hı-hı. Orada bir 100-150 bas puan daha bir faiz artışı yaparak ben gerekeni yaparım, enflasyona karşı tavrım nettir mesajı verirse yıl sonuna doğru piyasaların önünün daha da açılmasını ben bekliyorum. Evet, umuyoruz ki öyle olacak. Mehmet Bey çok teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Rica ederim. Sağ olun. İyi yayınlar, iyi hafta sonları. Sizlere de. Evet, Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz'le birlikte geldik bu bölümün sonuna. Kısa bir araya çıkacağız. Aradan sonra yine bolca konuşacağız piyasaları. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Konuğumuza gidiyoruz efendim. İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle birlikte. Tevfik Bey, hoş geldiniz efendim yayınımıza. Hoş bulduk Özlem Hanım. Evet, Tevfik Bey, isterseniz şöyle bir genel görüntüyle başlayalım. Bu haftayı değerlendirelim. Önemli gelişmeler var. Önümüzdeki haftalarda da belli ki yakından takip edilecek ve bugünkü piyasalarda bu yüksek volatilitenin şöyle detaylarını tekrar sizden dinleyelim. Piyasalarda gerçekten önemli oranda volatiliteyle karşı karşıyayız. Bir kere 2020 yılının genel tahlilini yapacak olursak 2020 yılına damgasını vuran konu pandemi olmuştu. İçinde bulunduğumuz duruma baktığımız zaman aslında 2021 yılının en azından ilk 6 ayında da yine pandeminin ana tema olacağını da görüyoruz. Ama aşının bulunmuş olması, ondan sonra bunun kullanılmaya başlanmış olması tabii ki hepimizi ileriye biraz daha ümitle bakmaya imkan sağlıyor. Dolayısıyla bunu bir kenara park ettikten sonra diğer temel konular ne diye bakacak olursak, bir kere Amerika'da başkanlık seçimi yapıldı ve Demokrat Biden artık önümüzdeki dönemde idareyi ele alıyor olacak. Dolayısıyla da geçmiş dönemde Trump'ın izlediği politikalardan daha farklı bir politikanın izleneceği bir dönem bizi bekliyor olacak. Burada özellikle uluslararası ilişkilerde biraz daha yumuşak bir dilin kullanılmasını biz bekliyoruz. Bu bir kere uluslararası ticaret ve uluslararası ilişkiler adına daha olumlu bir hava ve iklim demek. Diğer taraftan yine Biden tarafından açıklanacak olan mali politikaların, mali yardım politikalarının ya da paketlerinin daha büyük olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla piyasalar buna zaten oldukça olumlu tepki vermişti. Bu olumlu tepkinin önümüzdeki günlerde de devam etmesini bekliyoruz. Avrupa tarafında şu anda zaten özellikle Brexit'le ciddi bir problem var ve burada sınav veriliyor. Bu sorunu nasıl aşacaklarını hep birlikte gözlemliyor olacağız. Türkiye tarafına geldiğimizde ise bizde de ekonomi yönetimi değişti. Ekonomi yönetiminin değişmesiyle birlikte normalleşme yönündeki adımların da daha hızlı bir seyir izlemeye başladığını gözlemliyoruz. Bunu bir kere hem yabancı yatırımcılar hem de içeride bir parça olumlu algılandığını görüyoruz. Önümüzdeki dönemde yine burada bu adımların devamı bekleniyor olacak diye ben görüyorum. Diğer taraftan yine bizim piyasada önemli konulardan bir tanesi enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesiydi. Umarız önümüzdeki dönemde
bu negatif yönlü sürprizlerle karşılaşmıyor oluruz. Benim genel değerlendirmelerim böyle. Evet. Peki Tevfik Bey, biraz şöyle portföy modellerinden ben bahsetmenizi rica edeceğim. Özellikle şimdi mesela tüm değerlendirmelerde bugünkü oynaklık bir tarafa dursun, risktir sonuçta. Bir tarafta riskli piyasalara yönelmeleri de hızlı bir şekilde görüyoruz. Mesela hafif bir satıcılı seyir izledi bugün Borsa İstanbul. Sert satış gelmedi ama kur tarafında ciddi yükselişler karşılaştık ve son saatlere doğru da tam tersine bir yön var. Yani piyasalarda, riskli piyasalarda özellikle bir iştah var belli. Ancak bunu baskılayan tabii ki birçok gelişme var. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Önümüzdeki kısa vade içerisinde riskli piyasalar portföyünü biraz daha mı görece risk algısı da olan bir tabii ki yatırımcı için konuşacak olursak biraz daha mı arttırmak gerekiyor? Arttıracaksak da nelere dikkat etmek gerekiyor? Çünkü dediğimiz gibi bir tarafta da baskılayan meseleler var. Şimdi bir kere riskli piyasalar dediğimiz zaman, eğer hisse senedini konuşuyor isek, evet, hisse senedi için kısa vadeli bir yatırımı zaten öngörmüyor olmamız lazım. Hı hı. Hisse senedi yatırımı demek bir şirkete ortak olmak demek. O şirketin yönetiminin, sektörünün içinde bulunduğu olumlu konjektürden yararlanabilmek, sabahleyin hisse senedi aldığımızda öğlene kadar para kazanmayı bize sağlayacak bir unsur değil. Dolayısıyla yatırımcılarımızın hisse senedi yatırımının orta ve uzun vadeli bir konu olduğunu biliyor olmaları lazım. Hı hı. Şimdi bu temel konuyu masanın üstüne koyduktan sonra şunu söylemek gerekiyor. Bir teknolojiyle birlikte, teknolojinin gelişmesiyle birlikte bireysel yatırımcının Türkiye'de ve dünyada hisse senedine olan ilgisinde ciddi bir artış var. Bunun bir temel sebebi, artık yatırım yapacak şirketlerle ilgili çok iyi araştırma yapılabilme imkanı var. Teknoloji bize bu imkanı sunuyor. Diğer teknolojik gelişme şu, artık şirketlerin hisse senedini beğendiğimiz zaman almak çok çok kolaylaştı. Elimizdeki cep telefonundaki mobil uygulamamızla istediğimiz hisse senedini alabiliyoruz. Ben bunu yapısal bir değişim olarak görüyorum. Önümüzdeki dönemde artık buraya katılacak yatırımcı sayısında ki artışın yine devam etmesini bekliyorum. Bu yönüyle bir kere ilginin devam edeceği bir piyasadan bahsediyoruz. Bu hem Türkiye için böyle hem de dünya için böyle. Dolayısıyla kısa dönemli volatiliteler muhakkak olacak. Ama orta uzun vadede ben özellikle hisse senedi yatırımının insanlara pozitif dönüşünün olacağını değerlendirenlerdenim. Bu kere bunu da altını çizerek belirtmek istiyorum. Ama riskleri var. Kısa vadede yatırım yaptığımız zaman umduğumuzu bulamayabiliriz. Sosyal medyadaki tavsiyelerle bu yatırımlarımızı gerçekleştirdiğimiz zaman üzülebiliriz. Dolayısıyla burada yatırımlarımızı yaparken Sermaye Piyasası Kurulu'ndan yetki belgesi olan şirketlerde çalışan uzmanlardan, lisanslı uzmanlardan tavsiye alarak yatırımlarımızı yaparsak yönümüzü daha rahat buluyor olacağız. Evet, Tevfik Bey, peki şöyle portföy modellerinden tekrar gitmek istiyorum. Gözden kaçan ama yatırım fırsatı veren portföy modellerinde, sepette neler bulundurmak gerekiyor? Yine bir analizi sizinle paylaşayım. Bir kere bu geçtiğimiz 1,5-2 yıl içerisinde Türkiye'deki yatırımcıların davranış biçimlerinde ben çok önemli değişiklikler görüyorum. Kesinlikle. Geçmiş dönemde çok klasik bildiğimiz yatırım araçları, yani mevduat, döviz cinsi mevduat, onun yanında işte para piyasası fonu gibi çok standart ürünlere yatırım yaparken artık yatırımcılarda çok daha farklı enstrümanlara yatırım yapma isteği görüyorum ben. Bunu da kendi sektörümüzde özellikle mesela serbest fonlara olan ilginin artmasıyla ya da temalı fonlara olan ilginin artmasıyla çok net olarak da görebiliyoruz. Ve bu tercih edilen ürünlerde de yatırımcılar aradıklarını da bulabildiler. Dolayısıyla ben bu tip yatırımların önümüzdeki dönemde daha da ilgi çekmeye devam edeceğini öngörüyorum. Dolayısıyla özellikle portföy yönetimi tarafında, yatırım fonları tarafında serbest fonlara ilginin devam etmesini bekliyorum. Bunun yanında altın ve emtia ürünlerine olan ilginin devam etmesini bekliyorum. Bir de uluslararası piyasalarda bireysel yatırımcıların tek başlarına ulaşmaları çok maliyetli olabilecek bir takım yatırımlar var.
bu yatırımlara artık yatırım fonları vasıtasıyla erişebilmek mümkün. Dolayısıyla bu konularda geçtiğimiz 1-1,5 yılda çok büyük ilgi oldu. Bu ilginin de önümüzdeki dönemde ben devam edeceğini öngörüyorum. Peki efendim, şöyle biraz sektörler üzerinde bir değerlendirme alacak olursak sizden, özellikle bankacılık sektörü, sizce bu yılın son işte ayındayız, zaten son çeyreğindeyiz. Bu kadar bir tarafta da faizlerin aslında oynaklığı da söz konusu. Yani Merkez Bankası'nın almış olduğu kararlar, verilen krediler, bir tarafta özel bankacılığın sırtlamış olduğu tabii ki sorunlar ve meseleler var. Bir tarafta da kamu bankalarının yine aynı zamanda pandemiye vermiş olduğu, pandemiyle birlikte aslında sektöre vermiş olduğu destek tabii ki atlanılamaz. Ama bu tabii ki bilançolarda, karlılıkta özellikle ciddi değişikliklere neden olacak gibi. Ama siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Çünkü birçok yurt dışından da gelen raporlar Türkiye'deki bankacılık sektörünün ve sermaye yeterlik rasyosunun aslında güçlü olduğunu da söylüyor. Değerlendirmeleriniz nasıl efendim? Yani gerçekten Türk bankacılık sistemi 2001 yılındaki krizden sonra çok ciddi bir yeniden yapılanmaya gitmişti. Bu yeniden yapılanmanın sonucunda gerek insan kaynağı, gerek teknoloji, gerek sermaye açısından birçok ülkeden çok daha iyi bir noktaya geldiğimizi düşünüyorum. Bugün de Türk bankacılık sistemi bu yönüyle birçok sorunu göğüsleyebiliyor ve Türkiye ekonomisine de kaynak aktarmaya devam edebiliyor. Çarpanlar açısından baktığımız zaman bankalarımızın değerlerinin oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki dönemde ben bu konuda yabancı yatırımcılarının ilgisinin artmaya başlamasıyla birlikte bir toparlanma olabileceğini değerlendiriyorum. Şunu da hatırlamakta fayda var. Özellikle bankacılık hisse senetlerine geçmiş dönemde çok ciddi yabancı ilgisi olmuştu. Bu yılın ilk 10 ayında ise yabancıların yaklaşık olarak 6 milyar dolar civarında bir para çıkışlarını gözlemlemiştik. Kasım ayında da 1 milyar dolarlık yeni para girişi var. Dolayısıyla yabancı yatırımcının Türkiye ilgisiyle banka hisse senetlerinin değeri arasında bir doğrusal ilişkiden bahsedebiliriz. Önümüzdeki dönemde yabancı ilgisini biz şu andaki noktada tutabilirsek bu ilgi büyük oranda yine bankacılık hisse senetlerine doğru yöneliyor olacaktır. Tevfik Bey, şimdi portföylerde siz demiştiniz ya, portföy özellikle sepet oluştururken yerli yatırımcının modeli değişti ve bu modellerde aslında birçok yatırım araçlarında görür olduk, ama yine de güvenli limanlar ağırlıklıydı. Güvenli limanlarda altın dedik, işte bir tarafta dolar da aslında küresel tarafta da sonuçta güvenli bir liman olarak geçiyor. Ama gümüş de katkı sağladı. Gümüşün hatta dönem dönem ağırlık olarak altının ve doların dahi önüne geçtiğine de şahit olduk. O yüzden de portföylerde kıymetli, oradaki oynaklık da birçok portföyün dengesini değiştirebiliyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz gümüş ve gümüşle ilgili yatırım portföylerinizden de bahsetmenizi isteyeceğim. Özlem Hanım, çok değişik bir, enteresan bir konuya değindiniz. Yatırımcıların geçtiğimiz dönemde çok da fazla ilgisini çekmeyen gümüş yatırımı pandemiyle birlikte birçok yatırımcı tarafından sorulan ve aranan bir ürün haline geldi. Hatta bu sadece Türkiye'ye özgü bir konu değil, yurt dışında da benzer bir gümüş yatırımına yönelik olarak ilginin olduğunu görüyoruz. Gümüş tarih boyunca altınla birlikte büyük oranda para olarak kullanılmış. Bugün dolar euro paritesinden nasıl bahsediyorsak, geçmiş dönemde de benzer şekilde ülkeler ve insanlar altın ve gümüş arasındaki pariteyi hep konuşmuşlar. Roma döneminde bu parite mesela bir altına karşılık 12 gümüş. Ondan sonraki Roosevelt döneminde mesela Amerika'da çıkartılan kanunla bir altına karşılık 35 gümüş şeklinde seyretmiş. Günümüze geldiğimizde bu artık böyle 75-80 arasında bir pariteye denk geliyor. Ama gümüşle ilgili şunu söyleyebilmek çok mümkün. Gümüş aynen altın gibi bir taraftan değerli maden olarak görülüyor. Ama diğer taraftan da çok kıymetli bir endüstriyel emtia ve her geçen gün gümüşün kullanım alanında da bir artma var. Çünkü elektrik ve elektronik alanında biz çok büyük oranda gümüş kullanıyoruz ve şu andaki hayatımıza giren ürünlere baktığımızda
teknolojik ürünlerin ağırlığının çok fazla olduğunu görüyoruz. Buradaki elektronik aksamlardaki en iyi iletken kısmını daima gümüş emtia olarak dolduruyor. O nedenle burada bir kullanım alanının olduğunu görüyoruz. Diğer taraftan hem Avrupa Birliği hem de yeni Amerikan yönetimi güneş enerjisi, yenilenebilir enerjiyi destekleyeceğini söyledi. Güneş panellerinin her birisinde bu ölçekte kalırlarsa 20 gram gümüş kullanılmak durumunda. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde de yenilenebilir enerjiye olan ilginin artmasıyla birlikte gümüşü olan talebin de artacağını biz değerlendiriyoruz. Bunları hep birlikte ele aldığımız zaman hem bir taraftan piyasalara çok fazla sürülen ve geri çekilmesi çok da kısa bir zamanda olmayacak paralardan bahsediyoruz. Hem bir taraftan endüstriyel alanda gümüşün çok fazla kullanılacağından bahsediyoruz. Bunun hepsini bir araya getirdiğimizde de gümüşü olan ilginin arkasında yatan nedeni anlayabilmek çok mümkün. Gümüş ama ulaşımı da o kadar kolay bir ürün değil. Eğer standart gümüş yatırımı yapmak istiyorsak külçe şeklinde ve uluslararası standartlarda bu çok kolay erişilebilir bir ürün değil. Dolayısıyla bunun yapılabilmesini temin edebilmek adına biz bir gümüş serbest fon kurduk. Artık yatırımcılarımızın gümüşe erişebilmesi çok daha kolay oldu. Evet Tevfik Bey, aslında konu söylediğiniz yani yatırım yapılması söz konusu ama bir taraftan da kolay erişim. Yani kolay hemen hızlıca volatiliteye ayak uyduracak alım ve satım işlemlerini de gerçekleştirebilmek değil mi? Bir tarafta önemli gibi görünüyor. Peki bu seviyeler gümüş için bir alım fırsatı yaratıyor mu yoksa biraz bekle gör mü yapmak lazım? Eğer gümüş almak isteyen yatırımcılar için ne dersiniz? Yani gümüşle ilgili paritelere baktığımız zaman, yani altınla gümüş arasındaki pariteye baktığımız zaman evet şu andaki seviyeye göre biraz daha yukarıda olduğu dönem olmuş ama uzun dönemli analizinde şu anda gümüş altına göre oldukça ucuz. Dolayısıyla burada biz bir değerlenme bekliyoruz. Diğer taraftan altın şu anda nasıl bir değerde? Tabii ki onu da analiz etmek evet, lazım. Lütfen. Altın biliyorsunuz son 1,5 yıl içerisinde 1200 dolarlık bir seviyeden 2050 dolara kadar yükseldi. Şimdilerde 1830 dolar civarında seyrediyor. Burada da şuna bakıyor olmak lazım. Önümüzdeki dönemde eğer Amerika tarafında ve Avrupa Birliği tarafında para basımı devam edecekse ve bu paraların geriye çekilmesi çok da mümkün olmayacaksa o zaman yine bu paranın adresi gümüş ve altın olmaya devam edecektir. Evet Tevfik Bey, altını da aslında yorumladınız. Peki bir tarafta da TL mevduat tarafına değinip şöyle Merkez Bankası faiz kararını da alalım isterseniz sizden son olarak. TL mevduat tarafı sizce artık değerli hale geldi mi? Aslında cümlelerinizin başında, konuşmamızın başında aslında piyasanın normalleştiğini de işaret etmiştiniz. Bununla birlikte TL tarafı portföylerde olmalı mı ve ağırlığı sizce ne kadara bir portföyde ağırlık kazanmalı? Yani şu anda Türk hane halkının tasarruflarına baktığımız zaman işin açıkçası döviz cinsi yatırımların daha ağırlıklı olduğunu gözlemliyoruz. Ama son dönemde tabloda en azından getiriler açısından bir değişim söz konusu. Neyi görüyoruz? Artık TL cinsi faizler geçmiş dönemdeki kadar düşük değil. Biz yaz döneminde Türkiye'de tek haneli faizleri görmüştük. Şimdilerde ise artık oldukça yüksek denebilecek faiz seviyelerine kadar geldik. Merkez Bankası faizi 15'te durmakla birlikte artık bazı banka mevduat oranları bunun üstünde de olabiliyor. Bu da TL cinsinden yatırımların artık daha cazip hale gelmesini anlamını da taşıyor. Şunu da görüyoruz. Eğer ekonomide bir stres artacak olursa bu stresin TL cinsi faizlere yansıması söz konusu olacağı için artık TL'de kalıyor olmanın alternatif bir maliyeti de olmuyor olacak diye değerlendiriyorum. Dolayısıyla yatırımcılar artık şeylerinde, portföylerinde TL cinsi yatırımları bir miktar arttırabilirler diye değerlendiriyorum ben. Tevfik Bey çok teşekkür ediyorum. Aktardığınız kıymetli yorumlar için sağ olun. Ben teşekkür ederim.
İş Portföy Genel Müdürü Tevfik Eraslan bizlerle birlikteydi. Şimdi tekrar emtia cephesine şöyle detaylı bakalım. Tarım emtialarına da bakalım. Geçtiğimiz haftalarda da bolca konuşmuştuk. Emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'le birlikte. Zafer Bey, hoş geldiniz. Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederiz. Az önce de Tevfik Bey ile aslında hem altın hem gümüş tarafına değindik. Özellikle gümüş tarafındaki biraz daha fırsatlardan bahsedildi. Çünkü bunun da aslında hep piyasada da kullanımından bahsetti. Yenilenebilir enerji tarafında özellikle gümüş ağırlıklı bir iş yatırımı olacağından dolayı önümüzdeki dönemlerde hala katkı sağlayacak gibi görünüyor. İsterseniz sizinle de oradan başlayalım. Görüşleri nasıl değerlendiriyorsunuz? Gümüş tarafında özellikle şu seviyeler alım fırsatı yaratıyor mu? Şimdi gümüşe baktığımız zaman zaten ons altınla beraber riskten kaçınma enstrümanı olarak da kullanıldığını biliyoruz. Diğer taraftan endüstriyel alanda da kullanılıyor. Ve portföyler içinde alternatif bir yatırım aracı olarak görüldüğünü söyleyebiliriz. Bu zamana kadar geçtiğimiz dönemlere baktığımız zaman gümüşte uzunca yıllardır süren, yaklaşık 5 yıl, 6 yıla yaklaşan bir yatay trend vardı. Bu yatay trendten çıkamıyordu çünkü üretim fazlası vardı. Talep olmasına rağmen arz çok yüksekti. Fakat bu yılla beraber bu yatay kanal yukarı doğru kırıldı. Bunun en büyük sebeplerinden bir tanesi de tabii bir tarafta hep üstüne basarak söylüyoruz. Düşük faiz ortamı, yüksek likidite fiyatların yukarı doğru yönelmesine yol açıyordu. Evet, ons altının da yukarıya doğru yönelmesine yol açıyordu. Pandemi kriziyle birlikte özellikle riskten kaçınma fiyatlamalarının da dahil olduğunu gördük. Fakat gümüşte şöyle bir fark vardı. Ons altında zaten fonların yatırımcı ilgisini her zaman biliyoruz. Fakat gümüş bu kadar ön plana çıkmıyordu. Bu sene gümüşte özellikle fiziksel olmayan talep anlamında, kağıt üzerindeki talebin çok ciddi şekilde arttığını gördük pandemi kriziyle birlikte. Bu da piyasada açıkçası bir arz açığına, üretim açığına yol açtı. Bundan dolayı da fiyatlar yukarı doğru yöneldi ve 21 dolar seviyesinin üzerinde de tutunmayı başarıyor. Bu seviyeyi hatta gelemedi bile. Ons altına nazaran daha güçlü duruyor şu anda. Ve ons altın destek seviyelerini kırmasına rağmen gümüş bu destek seviyelerini kırmadı. Bunun en büyük sebebi de aşı haberlerine rağmen hem endüstriyel tarafta ekonomilerin açılacağı beklentisiyle yukarı yönlenmesi, güçlü kalması, bir iyimser beklenti. Diğer tarafta tabii ki özellikle yatırımcılar anlamında fiziksel olmayan fakat kağıt üzerindeki talebin çok yüksek olması. Bu da özellikle emtia borsalarında, fiziksel işlem yapan borsalarda tabii ki bir açık oluşturuyor ve bu açığın da yaklaşık son 20 yılın, 30 yılın en yüksek seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz. Yani 1991'lerden beri gelen, herhalde şu anda en yüksek seviyede olduğumuzdan bahsediliyor ki bu da önemli bir dikkat edilmesi gereken bir not. Bu da gümüşün önümüzdeki dönem bir miktar daha güçlü kalmaya devam edeceğini gösteriyor. Peki gram özelinde teknik seviye olarak hangi destek ve direnç noktalarına dikkat etmek gerekir? Tabii ki baktığımız zaman gümüş tarafında özellikle tabii ki burada TL kurunun da önemli olduğunu söylememiz lazım. Bu noktada açıkçası ben çok fazla yorum yapmak istemiyorum bu şey tarafında. Daha çok ons tarafında yorumları söyleyebilirim ki bu anlamda ons tarafındaki yorumların en fazla öne çıkacağı yerin 22.57 seviyesinin önemli bir destek seviyesi durumda. Burada 24.37 geçilemedi ki zaten yeni yıldan önce de bu seviyenin geçilmesi çok olası gözükmüyordu. Bu anlamda bu seviyenin yukarı geçilirse alımlar 25-27 seviyelerine kadar, hatta 26-23 seviyelerine kadar gidebilir. O ons gümüşte aşağıda da 22-58 seviyeleri güçlü direnç. Bu seviyenin de altına sarkmasını beklemiyorum ben. Ons altındaki güçlü düşüşe rağmen, genel emtialardaki düşüşe rağmen bu seviyenin altına gelmedi zaten. Burada dolar TL kuruna dikkat etmek lazım. Dolar TL kuruna baktığımız zaman da dolar TL kurunun şu anda 7.70'lerin altında çok fazla gelmediğini, 7.50'lere kadar bir gevşeme olsa bile bu seviyenin üzerine tutunduğunu görüyoruz. Bu anlamda gümüş için de eğer ons gümüşte 22.58 seviyeleri gözükürse bence yatırımcılar için, yani gram gümüş yatırımcıları için de iyi bir alternatif yaratacaktır. Altın onsu ile ilgili peki şöyle genel bir değerlendirme alalım mı Zafer Bey sizden?
Tabii ki. Ons altına baktığımız zaman uzun vadeli trend hala devam ediyor. Kısa vadeli ise 1860 seviyeleri yukarı doğrulu geçiremedi. Tam söylemek gerekirse 1859 seviyeleri. 1859 seviyesinin üzerine kalamadığı sürece ons altında satıcıların bir miktar daha etkili olacağını söyleyebiliriz. Fakat şöyle bir şey var. Artık son iki hafta Aralık ayında işlem hacminin birazcık daha azaldığını göreceğiz. Bu hafta ve gelecek hafta, ki zaten bu haftanın çok dalgalı geçeceğini biliyorduk ki öyle de oldu ve hala devam ediyor bu dalgalı seyir. Bugün açıklanan haberlerle beraber özellikle Brexit ile ilgili konular, diğer taraftan Amerika'daki üretici fiyat endeksinin beklentilerinin bir miktar altında kalması fiyatların tekrar bugün hızlı bir yukarı doğru yönelmesine yol açtı, ama genel olarak yatay ve satıcılı bir fiyat dönemin olduğunu söyleyebiliriz. Yıl sonu da bu şekliyle kapatacaktır. Genel olarak 1820-1830 aralığında şu anda tutunmuş gözüküyor. Bu seviyenin altına çok fazla gelmek istemiyor. Fakat gelecek seneye yönelik fiyatlamalar, fonların pozisyonlarını ayarlaması, portföylerini yeniden düzenlemesi ve uzun pozisyonların, kısa pozisyonların yıl sonu nedeniyle kapanıyor olmuş olması piyasalarda anlık hızlı dalgalanmaları yol açabilir. O yüzden yatırımcıların bir miktar daha dikkatli olmasında fayda var. Evet, Zafer Bey, sizinle sohbetimize devam etmek istiyorum. Özellikle tarım emtiaları tarafındaki ve pandemi aşıyla birlikte öne çıkan emtia cephesinde değerlendirmenizi isteyeceğim. Ama müsaadenizle kısa bir ara yapalım. Aradan sonra evet, tekrar gün sonunda Zafer Ergezen'le devam ediyoruz. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gidiyoruz, konuğumuz emtia piyasaları uzmanı Zafer Ergezen'e. Zafer Bey, teşekkür ederiz beklediğiniz için. İsterseniz bugünkü oynaklıkla da devam edelim. Kur tarafında ve dolar endeksi tarafındaki değişimler. Dolar endeksi 91'li puan seviyesine geldi. Çünkü burada asa destek göremedi, değil mi? Biraz daha düşüş trendini devam ettirebilmek için. Bir tarafta da kurdaki hassasiyeti gelen haberler tabii ki önem arz ediyor. Türkiye ekonomisi için gelecekle ilgili belirsizlikler belki oluşturuyor ama bu kadar hızlı 8'lere gelebilmek %1,50 zaten bir tarafta da bu yıl vermiş olduğu primlerde değerlendirilecek olursa nasıl değerlendiriyorsunuz hem kur hem dolar endeksi özelindeki? İsterseniz önce dolar endeksinden başlayalım. Dolar endeksinin orta ve uzun vadede 2021 yılında dolar endeksinin düşük kalmaya devam edeceği beklentisi var piyasanın genelinde. Özellikle Biden başkan seçildikten sonra bu beklenti daha da arttı. Bu dolar endeksi düşük kalmaya devam edeceği beklentisi var. Fakat baktığımız zaman kısa vadede yaklaşık 90-60 seviyelerinde, bu seviyelerde bir miktar daha tutunduğunu görüyoruz. Bir miktar daha dengelendiğini görüyoruz. Risk anlamında bakıldığı zaman orta uzun vadede burada yükselen bir trend vardı. Uzun zamandan beri gelen bu yükselen trend kırılmış durumda dolar endeksinde. Bu da aşağı doğru gideceği beklentisini de beraberinde getiriyor ki 88'ler seviyeleri, 89 seviyeleri acaba görülebilir mi diye piyasanın beklentisi var. Böyle bir beklenti içerisinde tabii ki genel olarak dolar karşısındaki para birimleri, dolar karşısındaki herhangi bir varlık şu anda yatırımcıların en büyük ilgi alanında. Herkes doların karşısında pozisyon almaya devam ediyor. Genel görünüm bu şekilde. Dolar TL üzerinde bakacak olursak, dolar TL üzerinde de dalgalanma devam ediyor. Çok hızlı bir şekilde 8,5 seviyelerine kadar gelmiştik. Artık o seviyelerden sonra piyasada bir miktar daha, özellikle Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklamalar bu anlamda önemliydi. Alınan Merkez Bankası'nın değişimi, ekonomi yönetiminin başkanının değişmesi, ekonomi yönetiminin değişmesi ve farklı bir önceki açıklamalara nazaran daha ılımlı, piyasayla daha uyumlu açıklamalar, Merkez Bankası'nın özellikle piyasayla daha beraber paralel gideceği sinyalleri dolar TL'nin gevşemesine yol açmıştı. Şu anda da hala bu şekliyle devam ediyor. Evet, ilk gelen Merkez Bankası Başkanı'nın yapmış olduğu ilk toplantı evet piyasalar tarafından olumlu olmuştu. Şimdi ikincisinde kararlarla beraber artık piyasa bir miktar daha önünü daha rahat görüyor olacak. Fiyatlamaları ona göre yapıyor olacak ve baktığımız zaman da dolar kuru buna göre hareketini yapacak. Dolar endeksinin düşük kalmaya devam etmesi, yeni gelen teşvik paketlerine baktığımız zaman da bu özellikle gelişmekte olan ülkelere doğru nakitin girdiğini, yeni yatırımların, para akışının olduğunu gösteriyor. Özellikle mesela bunun örneğini borsada da görebiliyoruz.
Aynı zamanda tahvil fiyatlamalarında da görebiliyoruz. Bu anlamda ben bir miktar daha, en azından bir dönem daha bu fiyatlamaların devam edeceğini, fakat daha sonrasında yukarı yönlü zor fiyatların tekrar oluşabileceği beklentim var. Çünkü baktığımız zaman dolar endeksinde artık bir miktar yukarı doğru bir düzeltme ihtiyacı oluştuğu gözüküyor. Piyasaların genelinde teşvik paketi haberleri geldi. Bu teşvik paketi haberleri de yeni yıl öncesinde yukarıya yönlü artışları destekliyor. Fakat sonrasında yeni yılla birlikte bir miktar piyasalarda düzeltme olabilir. Peki Zafer Bey, bir tarafta aslında kur savaşlarının olduğu da günümüzde görülüyor. Euro'nun dolar karşısındaki duruşu, pound'un aynı zamanda dolar karşısındaki duruşu. Bugünkü gelen Avrupa Birliği ile ilgili haberler de tabii ki biraz daha anlaşmasız Brexit ile birlikte dolar karşısında gerilemelerine neden oldu. Sanki şimdi bu kur savaşında da Brexit güzel bir nedenmiş gibi, böyle haber akışları sürekli anlaşmasız bir Brexit olacak deyip hem Euro'yu hem pound'u dolar karşısında güzel, çok rahatlıkla artık zayıflatan bir Avrupa var. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Sizce oradaki bant aralıklarında önümüzdeki dönemlerde değişiklik olur mu? Yani Euro-Dolar'dan özelinde konuşacak olursak, burada aslında Euro çok sıkıntılı bir dönem içerisinden geçiyor. Sadece pariteler anlamında değil, ekonomi olarak oldukça zor bir dönemde. Bunun üstüne bir de pandemi krizi eklendiği zaman artık iyice çıkmaza girdiler ki burada Trump'ın yaptığı ve en son Euro-Dolar paritesinin 1.20'lerin üzerine çıkmış olması Avrupa için tehlike sinyallerini de beraberinde getiriyor ki zaten Euro-Dolar paritesini de düşürmek için ellerinden geleni yapıyorlar Avrupa tarafında, fakat bunun da çok fazla imkanları kalmadı. Baktığımız zaman Euro-Dolar paritesinde 1.20 seviyesinin önemli olduğunu görüyoruz. 1.20 seviyesinin üzerine tutunan bir Euro-Dolar paritesi her zaman yukarıya doğru gitme ihtiyacını hissedecektir. Bu anlamda da 1.24'li hatta 1.25'lerin görünme ihtimali gayet olası gözüküyor. Fakat 1.25'in üstüne çıkar mı acaba Euro-Dolar paritesi diye sorarsanız ben bunu çok olasılık vermem. Neden? Çünkü evet, son gelen dolar endeksinin, biraz önce de konuştuk, dolar endeksinin gevşeyeceği beklentisi, düşük kalacağı beklentisi, dolar karşısındaki her para biriminin veya her varlık fiyatının yukarı doğru yönelmesine yol açıyor. Bu aynı şekilde Euro'da da geçerli. Yukarı doğru yönelmesine yol açıyor ama Euro'nun da Eurozon'un, Avrupa Birliği'nin ciddi sıkıntıları olduğunu da dikkate almak lazım. Teşvik haberleri geliyor. Düşürmeye çalışıyorlar Euro-Dolar'ı fakat ellerinde yapabilecekleri çok fazla da bir şey kalmadı. Şimdi pandemi krizinden çıkmayı konuşuyoruz aşı haberleriyle beraber. 2021'in belki ilk yarısı gene bu şekliyle geçecektir ama 2021'in ikinci yarısında ne olacak peki? Bu sefer yavaş yavaş ekonomik veriler daha fazla konuşulmaya başlayacak. Avrupa'da ciddi anlamda hizmet sektörü, ulaşım sektörü zora girdi. Zaten Almanya'da örneğin enflasyon verileri açıklandı ki beklentilerin çok çok altında. Avrupa büyüyemiyor, büyüme sorunları var. Bu haliyle Euro'nun dolar karşısında yüksek kalmaya devam etmesi de çok fazla olası gözükmüyor. O yüzden ben 1.25 seviyelerini üst sınır, aşağıda da 1.20 seviyesini görüyorum. 1.20'nin altında Euro dolar daha da aşağılara gevşeme isteği olacaktır. Arada aksi takdirde 1.20 ile 1.25 arasında salınan bir Euro dolar paritesi izleyecek gibi gözüküyor ilk dönemde. Evet, Zafer Bey, şöyle son olarak da kısa da bir vaktimiz kaldı. Sizin ama en sevdiğim bölüm, farklı bir emtia dinleyelim sizden. Aslında farklı bir emtiadan ziyade isterseniz hemen evet. Amerika Tarım Bakanlığı'nın tahmin raporu açıklandı. Daha yeni açıklandı bu. İlk defa belki de bir televizyon programında konuşulacak. İsterseniz hızlıca onlardan bahsedelim. Yeni döneme baktığımız zaman buğday üretim tahminleri açıklandı. Buğday üretim tahminlerinde önceki tahminlere göre artış var. Fakat dönem sonu stoklarında bir düşüş gözüküyor. Bu da özellikle Çin kaynaklı alımların etkili olduğunu görüyoruz. Ve Çin kaynaklı stokların arttığını, Orta Doğu kaynaklı stokların arttığını görüyoruz. Bu dikkat çekecek bir gelişme. Diğer tarafta da Mısır'ı son dönemde çok fazla öne çıkan bir emtia. Neden öne çıkıyor? Çünkü Mısır'da son dönemde ciddi şekilde üretim tahminlerinde düşüş var. Bu özellikle Güney Amerika'da ve Kuzey Amerika'da, daha sonrası da Doğu Karadeniz tarafında, Doğu Avrupa tarafında sıcaklardan dolayı üretimde ciddi bir düşüş var, azalma var. Tekrar bu aykı tahminlerde de yaklaşık 1 milyon tonluk azalma vardı. Dönem sonu stoklarında ise yaklaşık 2,5 milyon tonluk bir düşüş var. Bu da hem Çin kaynaklı alımların güçlü olmasından kaynaklanıyor. Bir de diğer taraftan tabii ki ciddi anlamda
üretim arzından kaynaklanıyor. Üretim arzının azalmasından kaynaklanıyor. Ve son olarak da hemen pamuktan da bahsedeyim. Evet. Pamuk da son dönemde öne çıkan emtialardan bir tanesi. Çünkü özellikle Çin kaynaklı alımlar, Çin ekonomisinin büyümesi, tekstil sektörünün tekrar aktif hale gelmiş olması Çin tarafındaki alımların ithalatın boyutunu da arttırdı. Aynı zamanda tabii ki Amerika tarafında kuraklık, bir miktar yağışların düşük oluyor olması üretimi de azalttı ki üretim yaklaşık 2.21 milyon balya aşağı düştü. Düşüş gösterdi. Diğer tarafta stoklarda ise 4 milyon balyaya yaklaşan bir düşüş var. Yani her şey şu anda konjonktürde pamuk tarafında olduğunu söyleyebiliriz. Bunlar son dönemde öne çıkan emtialar, tarım emtiaları tarafında. Yeni üretim tahminlerine baktığımız zaman bunların da destekliyor. Bir tarafta Çin, bir tarafta üretim tahminleri bu emtialarda önümüzdeki dönemde fiyatların yukarı doğru yönelmesine yol açabilir. Evet Zafer Bey, çok önemli bir noktaya da değinmiş oldunuz. Çok teşekkür ediyorum. Tekrar ağzınıza sağlık efendim. Rica ederim. İyi yayınlar. Sağ olun. Zafer Ergezen bizlerle birlikteydi efendim. Türkiye piyasaları hakkında şöyle emtiaz cephesine de bakmış olduk. Hemen haberimize de devam edelim. Bugünün önemli haberlerinden biriyle devam edip sonrasında konuğumuza gideceğiz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın haftalık menkul kıymet istatistikleri yayımlandı demiştik. Buna göre yurt dışına yerleşik kişiler 4 Aralık haftasında 22,9 milyon dolarlık hisse senedi sattı. Detaylarını izliyoruz. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından haftalık menkul kıymet istatistikleri açıklandı. Buna göre yurt dışında yerleşik kişiler 4 Aralık haftasında net 22,9 milyon dolarlık hisse senedi ve 2,4 milyon dolarlık şirket borçlanma senetleri satarken 91,4 milyon dolarlık devlet iç borçlanma senedi satın aldı. Yurt dışında yerleşik kişilerin 27 Kasım itibariyle 24 milyar 952,2 milyon dolar olan hisse senedi stoğu geçen hafta 24 milyar 934,5 milyon dolara geriledi. Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin devlet iç borçlanma senedi stoğu 6 milyar 114,1 milyon dolardan 6 milyar 195 milyon dolara yükseldi. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin şirket borçlanma senetleri stokları ise 230,6 milyon dolardan 228,1 milyon dolara düştü. Evet, bugünün önemli gelişmelerin başında geliyor efendim. Avrupa Birliği liderleri Türkiye'ye karşı yaptırımlar konusunda uzlaştı ve Fransa ve Yunanistan özellikle daha sert yaptırımlar istemesine karşı liderler ekonomik yaptırımları geniş tutmak yerine daha dar çerçevede bıraktığı gözlemlendi. Detayları izleyelim, sonra konuğumuzla değerlendiriyor olacağız. Brüksel'de başlayan Avrupa Birliği ülkeleri liderler toplantısından Türkiye'ye yaptırım konusunda uzlaşı çıktı. Ancak Fransa ve Yunanistan'ın daha sert ekonomik tedbirler istemesine karşın yaptırımlar geniş bir çerçevede tutulmadı. Yunanistan'ın Türk şirketleri, Avrupalı kurumların sert ekonomik tedbirler istemesini ise liderler dikkate almadı. Buna karşın liderler, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki enerji keşfi faaliyetlerine karşı uyguladığı ve seyahat yasağıyla varlık dondurmayı içeren mevcut yaptırım listesini genişletme sözü verdi. Avrupa Birliği liderlerinin kararına göre Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı çalışanının bulunduğu kara listeyi genişletme çalışması yapılmasına da karar verildi. Bununla birlikte yaptırım listesine daha fazla Türk vatandaşı ve şirketle kamu kurumlarının girmesi mümkün olabilir. Yaptırımların başlayacağı tarih ise Mart 2021. Kimi iddialara göre Türkiye'ye karşı sert tedbirler istemeyen bazı Avrupa Birliği liderleri, Joe Biden'ın Ocak ayında görevi devralmasından sonra Türkiye'ye karşı alacağı tavra göre düşüncelerini değiştirebilir. Mart ayının özellikle bu nedenle seçildiği iddialar arasında. Konuyu değerlendirmek üzere Türkiye Odalar Borsalar Birliği ve İktisadi Kalkınma Vakfı Brüksel temsilcisi Haluk Nuray'a gideceğiz. Haluk Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, hoş bulduk. Evet, bugün aslında dün itibariyle Reuters haber akışlarında da tabii bir metin geldi ama bugün de netleşti gibi Türkiye'nin hem Avrupa Birliği ile olan yaptırımları konusundaki değerlendirmeleriyle birlikte hem de Yunanistan ve Fransa'nın daha sert bir yaptırım istemesinin nedenlerini ve genel bu metini nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Peki, dün Reuters, tabii biz iki gündür takip ediyoruz. Çok sayıda metin geçti. Reuters'e sızdırılan metin az çok doğru ama nihai metinde ciddi farklılıklar var o metinden. Ama işin özünü değiştirmiyor. İşin özü şu, geçtiğimiz bir ay içinde masaya herkes pazarlık
araç silahlarını koymaya başladı. Biz de tavrımızı çok net ortaya koyduk ve son dakikaya kadar arkasına durduk. Dedik ki bana yaptırım diliyle ve yoluyla hiçbir şey yaptıramaz. Ama müzakereye varım. Bizim tek mesajımız buydu. İşin güzel tarafı bu mesaj alındı. Mesajın alınmasında da iki şey rol oynadı. Bir tane hakkını vermek lazım. Almanya'ya ve Merkel'e teşekkür etmek lazım. Biz burada çok daha yakından içeriden izledik. Hakikaten arkasında durdu. Türkiye'ye bir yaptırım kararı çıkmamasının arkasında çok sağlam durdu. Ancak şunu da hemen ekleyivereyim. Avrupa ve Dünya Merkel'i çok arayacak bu sene, son senesi. Onu da söyleyeyim. Tabii sonucun alınmasında sadece AB'nin ve Almanya'nın bu tavrı değil. Türkiye'nin girişimleri de son derece ciddi rol oynadı. Ve üst düzey temaslarımızın işe yaradığı ciddi bir şekilde işe yaradığı anlaşılıyor. İkna ettik. Biz de kendi payımıza doğru olanları yaptık bu arada. Peki Haluk Bey, dediğiniz gibi aslında detaylar burada öne çıktı. Bir taraftan da göç meselesine değinildi. Göçle ilgili daha güvenilir bir işbirliği isteyen Avrupa var karşımızda. Aslında burada ne demek istiyor? Daha güçlü derken hangi adımları kim atacak sizce? Evet, çok ciddi şekilde arttırmışlar o paragrafı. Mesela bir tek cümleydi ilk taslakta. İkinci taslakta göçmenlerle ilgili bölüme çok ciddi eklemeler yaptıklarını gördük. Dolayısıyla burada karşılıklı tabii ki. İki tarafında birbirinden talepleri var. Biz onlardan bir şeyler istiyoruz. Başta ciddi vaat ettikleri parayı hem de artırarak vermelerini istiyoruz. Ve geri kabulü bizden o tarafa doğru her şeye karşı. Peki efendim, bu sondaj faaliyetleri... Evet, şu anda hattımız düşmüş efendim. Haluk Bey'i tekrar bağlamaya çalışacağız ama... evet, Haluk Bey, duyuyor musunuz beni? Duyuyorum tabii. Evet efendim, Haluk Bey. Çünkü televizyona da bağlandık bir an. Buyurun. Onun için oldu bu, görüyorum ben. Göçmenleri konuşuyorduk. Evet göçmenler efendim. Göçmenler konusunda iki tarafında yapması gerekenler var. Biz onlardan vaat ettikleri parayı hem de artırarak vermelerini istiyoruz. Hakikaten haksızlık. İki... Paranın dışında kalan, bizden onlara doğru düzenli ve legal olarak göçmen kabulünde artırmalarını istiyoruz. Onların da bizden beklentisi, mevcut kaynaklarımızı ve onlardan gelecek kaynakları kullanarak buradaki göçmenlere daha rahat koşullar sağlamak. Artı bu göçmen konusundaki Avrupa'ya doğru zaman zaman, şimdi COVID nedeniyle yok ama yine de başladı tekrar Ege'de. Hani bu akışı da daha iyi kontrol etmemizi bekliyorlar. Muhtemelen anlaşamayacağımız bir durum yok orada. İyi niyet olduktan sonra göçmen konusunda karşılıklı adımlarla çözebiliriz. Peki efendim, özellikle Türkiye'nin geri adım atmadığı bir diğer konu sondaj çalışmaları. Bunlarla ilgili Avrupa tarafı da sanki geri adım atmayacak gibi ama güçlü bir yaptırım olur mu burada? Asıl mesele bu, yani sözde bir metin mi geliyor, yaptırım metni, yoksa gerçekte de dikkate alınması gereken bir metin mi geliyor Avrupa ile olan ilişkileri zedeleyecek boyutta? Nasıl yorumluyorsunuz bu konuyu? Şimdi Mart'a kadar neler yapılacağına bağlı tabii. Hı-hı. Şimdi şöyle bir görüntü vardı bakın masaya otururken. Türkiye bir yanda AB, ABD, NATO, Avrupa Konseyi, yani Batı dediğimiz dünyanın bütün kurum ve güçlü ekonomileri bizim karşımızda, bize yaptırım tehdidiyle bir şeylere Doğu Akdeniz'de özellikle istediklerini kabul ettirmeye, bizi yakın onların politikasına yaklaşmaya çağırıyorlar. Biz de bölgesel bir güç olarak burada bensiz önemli adımlar atamazsın, beni de denklemlere dahil et mesajı veriyorduk. Şimdi bakarsanız 2-3 ayrı yerde müzakere çağrısı var toplantıda. Bu son derece güzel bir şey. Biz de buna evet diyoruz zaten. Yani kararın yaptırım bölümünü reddediyoruz. Yaptırım söylemini reddediyoruz. Ama bütün görüşme taleplerine varız diyoruz. Üstelik de çok taraflı görüşmelerle bir çok taraflı konferans önerisi işimize gelecek. Öyle bir şey ki bu. Herkes kendi haklı olduğunu düşünüyor. Ama diğerinin gözüyle bakınca da herkes haksız. Onun için hiçbir zaman bunu ikili anlaşmalarla karşılıklı iki ülkenin, ya Yunanistan, Mısır ya da bizim Libya ile yaptığımız ikili anlaşmalarla çözmek mümkün değil. Oturup hep birlikte çözmemiz lazım. Çünkü dünyanın her yerinde olmayan bir coğrafya, küçücük bir deniz, etrafında çok sayıda ülke,
paylaşmayı birlikte yapmamız lazım. Kimsenin zorla buradan bir şey yapması mümkün değil. Türkiye'nin de hakkını yedirmesi mümkün değil. Hı hı. Ama bunu zorlayıcı diplomasiyle, gambot diplomasiyle değil, masaya oturarak yapalım denildi burada. Görüyorum ki onlar böyle yapalım dedi. Biz de tamam dedik. Dolayısıyla bir çözüm bulunacaktır mutlaka. Mutlaka değil mi? Çünkü aslında işbirliklerine bakacak olursak iki tarafta birbirini kaybetmek istemeyecektik. Özellikle tabii, hiçbir şekilde. Evet. Yani hele böyle Çin'le ABD'nin, Çin'le Batı'nın çatışmak üzere olduğu, en azından ekonomik sahada çatışmak üzere olduğu bir dönemde ve birçok ortadaki ülkenin taraf seçmeye zorunda olduğu bir döneme girerken dünya, Türkiye'yi karşı tarafa doğru itmek çok akılsızca olur. Yani AB'nin ne yapıp bunu düşünmesi, Türkiye'yi yanında tutması lazım bir. Ama bir de bizim açımızdan bakalım. Bakın hiç hoş bir şey değil. Biz bundan 5 sene 10 sene önce bir aday ülke olarak anılıyorduk. AB'ye üye olmak üzere olan bir ülke olarak anılıyorduk. Şimdi yaptırımlara hedef ülke. Dünyaya bakın kaç tane yaptırıma hedef ülke var. Yani Rusya, İran, Venezuela, Türkiye. Türkiye'nin yeri bu grup mu Allah'ını severseniz? Yani Türkiye'nin ne yapıp bu yaptırıma hedef olma ülkesinden, ülke formundan çıkması lazım. Bizim AB ile üye olmayı, ortak gelecek planlamayı, ortak eylemler planlamayı hedefleyen ve bunları yapan bir ülke olmamız lazım. Evet. Çok teşekkür ediyorum Haluk Bey. Aktardığınız kıymetli yorumlar için efendim. Sağ olun. Evet, Haluk Nuray uğurladıktan sonra, Avrupa Birliği ile ilgili detayları aldıktan sonra şimdi gidelim tekrar piyasalara bakalım. Şöyle bir değerlendirme alalım. Bugünkü performans oldukça baş döndürüyor diyeceğim. BIST 100 endeksi %1'in üzerindeki performansını gerçekleştirdi ve yine bugüne rağmen rekor seviyesini kırdı. Doktor Mehmet Ali Gürbüz bizlerle birlikte, İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı. Evet Mehmet Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar Özlem Hanım, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederiz. Şimdi bir 10 dakika demeyeceğim ama belki yarım saat önce başka bir şeyleri konuşuyor olacaktık ama şu anki görüntü, bugünkü oynaklıkla başlayalım aslında. Bu haftanın en volatilitenin yüksek olduğu günü yaşıyoruz. Önemli gelişmeler var ama rekorlar da kırılmıyor değil. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, aslında bu haftayı genel itibariyle yaptırım haftası demek yanlış olmayacaktır. Avrupa Birliği ile beklenen süreç ayın 11'i derken dün itibariyle Amerika tarafından bir yaptırım haberleri geldi. Biz buna rağmen bu hafta genelinde pozitif havayı koruyabilmemiz bana Borsa İstanbul için ilerisi için daha da pozitif bir havanın oluşması noktasında sinyaller veriyor. Evet, dün belki günün ikinci yarısında biraz negatif seyir vardı. Bu sabah da öğlene kadar bir negatiflik vardı ama öğleden sonra pozitife döndük. Bunda bana sorarsanız Avrupa Birliği yaptırımı değil, Amerika yaptırımının iyimserliği var. Neden dersiniz? Çünkü burada yaptırım maddelerinin ekonomileri daraltma noktasında ya da ekonomiler üzerinde tehdit oluşturma noktasında daha beklendiği kadar sert olmaması bence en etkili noktalardan bir tanesiydi. Biz genel anlamda Borsa İstanbul'da yukarı yönündeki momentumun devam edeceğini bekliyoruz. Burada ana unsurun içeride yerli ve bireysel yatırımcılardan geçtiğini görüntülüyoruz. Yabancı girişinde haftalık bazda muhtemelen yaptırımlar etkisiyle biraz daha geri planda duran yabancı yatırımcılar olsa da bana sorarsanız özellikle önümüzdeki hafta olmasa da yılbaşından sonra ciddi bir yabancı girişiyle karşılaşabiliriz. Bu Borsa İstanbul'u desteklemeye devam edecek ana noktalardan bir tanesi. Borsa İstanbul'da bazı sektörel ayrışmalar da görüntüledik. Bu da aslında borsa için pozitif çünkü genelde bu hisseler ya da hisse bazlı işlemler borsanın incelediğimizde geri kalmasında rol oynayan noktalardı. Şimdi artık bunların da biraz işin içine yoğun bir şekilde fiyatlama anlamında girdiğini görüntüledik. Bankacılık tarafında pozitiftik. Bankacılığın muhtemelen pozitif katkısını sanayi tarafıyla birlikte devam ederek yabancı girişle birlikte Borsa İstanbul'da biz 1350 üzerinde kaldığımız sürece 1370 ve 1390'lara doğru muhtemelen yıl sonuna doğru 1400'lere yakın bir oranla Borsa İstanbul'u kapatıyor olacağız.
Evet, şimdi 1-2 dakika kaldı bu bölüm için. Sonrasında tekrar sizinle devam edeceğiz. Mutlaka hem Borsa İstanbul'u da kapatacağız ama bu hassasiyetin aslında ne zaman durağına geçeceğiyle ilgili bir sorum olacak. Yani durağın dediğim biraz daha stabil, biraz daha oynaklık alanının dar olduğu bantlar seyrini sizce ne zaman görürüz? Ben bunun daha çok Ocak ayından sonra olacağını düşünüyorum. Çünkü bu ay içinde biraz aslında yabancı yatırımcıların biraz daha Noel dediğimiz döneme girdiğini ya da hedge fonların biraz daha tatil noktasında pozisyonlarını azalttığı dönemler olduğu için ben yılbaşından sonra muhtemelen daha stabil ve daha sağlıklı ilerleyişler göreceğimizi düşünüyorum. Ama bunu da belki vurgulamak lazım. Biz diğer hisseler gibi çok sert yükselip çok sert düşmüyoruz. Bu da bizim istediğimiz noktaydı. Çünkü sert yükselişten sonra sert düşüşü gebe kalan bir Borsa İstanbul güveni de belki yurt içinde bireysel yatırımcıların pozisyonlara güveni anlamında da biraz özellikle yeni giren yatırımcıları tedirgin edebilecek nitelikte olmadığı için ben özellikle yılbaşından sonra daha sağlıklı bir yükseliş serisinin başlayacağını düşünüyorum. Evet, Mehmet Ali Bey, şimdi şöyle bir kısa ara yapalım. Aradan sonra hem sektör hem hisse bazında biraz daha sizden değerlendirme almak isteyeceğim. Şu an için özellikle portföy oluştururken elimizi nasıl değiştirmek lazım? Sepetlerde neleri satmak, neleri almak için fırsat? Genel bir yorum alacağım yatırımcı izleyenlerimiz için. O yüzden ama kısa bir ara müsaadenizle aradan sonra gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gün sonu kaldığı yerden devam ediyor. Gidiyoruz tekrar konuğumuz İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Doktor Mehmet Ali Gürbüz'e. Mehmet Bey tekrar teşekkür ederiz beklediğiniz için. Evet, bugünkü oynaklıkla birlikte aslında görüntü bir şekilde netleşiyor gibi. Yani yatırımcılar riskli piyasalardan vazgeçmeyecek. Rally'yi sanki sürdürecekmiş havasındaydı. Sizin de aslında bir önceki bölümde dediğiniz gibi her ne kadar kur tarafında belirsizlik ve oynaklık yoğun olsa da hafif satıcılı bir şekilde duruşunu da netleştirdi BIST 100 endeksi. O yüzden önümüzdeki haftalardaki beklentiniz nasıl? Evet, aslında Borsa İstanbul yükseliş serisine devam edecek. Ben yabancı özellikle traderlarla görüştüğümde şunu özellikle çok yoğun bir şekilde duyuyorum. Ben portföyümün %50'sini yabancı özellikle gelişmekte olan ülke borsalarına girmekte herhangi bir tereddüt etmem. Ya da özellikle iki işlemden birini nerede yaparsın dediğimde de aynı soruların karşılığını alıyorum. Buradan anlıyoruz ki borsanın momentumu devam edecek. Burada ek teşvik paketlerinin de genişlemeci varlık alım programlarının da borsalara yarayacağını düşünüyorum. Zaten özellikle dünya kriz tarihlerini hep incelediğimizde özellikle 1 ile 3 yıl arasındaki süreç genelde borsa ve emtia dönemlerinin bu krizlerden sonra değerlendiği alanlar olmuş. Bu yüzden Borsa İstanbul'un ışığı önümüzde daha parlak olabilir. Benim burada tek ifade ettiğim konu, belki de üzerinde önemli durduğum konu, kur tarafı belki tekrar vurgulamak hatalı olmasın. Çünkü kur tarafında biz özellikle döviz tevdiat hesapları gibi alanlarda iyi bir ivme yakalayabilirsek, bana sorarsanız Borsa İstanbul'daki kalıcı yükseliş serisi biraz daha devam edecek. Çünkü yatırımcıların bazılarında kur tarafında hala acaba bir şok yaşanır mı algısı var. Biz de bunu her seferinde artık öyle sert yükselişlerin olmayacağını vurgulayarak devam ettirelim. Bu yayın aracılığı da tekrar paylaşalım. Borsada muhtemelen sektörel ayrışmaların olduğu bir dönem bizi bekliyor. Ancak yönün hep yukarı olduğunu ifade edelim. Peki yukarı yönde en potansiyel sağlayan sektör ya da hisseler açısından nasıl bir değerlendirme içerisindesiniz? Evet, burada Türkiye borsası için ben öncelikle bankacılıkla başlamak istiyorum. Çünkü bankacılık tarafında birkaç unsur bankacılığı destekleyecek gibi duruyor. Bunda yabancı girişlerinin ilk odak noktasının bankacılık olduğunu bilmemizin birinci unsuru olarak göz önünde bulundurursak. İkinci noktada bankacılığın özellikle bu faiz, mevduat ve kredi faiz arasındaki patikadan bankacılığın karlılığı anlamında olumlu yaratılan bir bilanço dönemi olabilir. Bu da bankaların biraz daha sükse yapmasını sağlayabilir. Burada belki bankacılığa dair üçüncü bir konu da bu özellikle yapılandırılabilecek borçların
ya da alımı biraz daha geciktirilmiş borçların ertelenmesi noktasında bir yasa tasarısı düşünülüyor. Bunun da gelmesi bankacılıkta karlılığı artıracağı için bunun Borsa İstanbul'u destekleyeceğine inanıyoruz. Bunların dışında sanayi tarafı kesinlikle desteklemeye devam edebilir. Çünkü enerji tarafında önümüzdeki dönemde yaşanabilecek yükseliş Borsa İstanbul'a kote enerjiye bağlı bazı şirketlerin de bilançolarını pozitif etkileyecek. Bu da Borsa İstanbul'a bu sektörlerin katkı yapması anlamına geliyor. Bunların dışında biz enerji dışında savunmayı da öne çıkaran bir şirketiz. Çünkü özellikle analiz raporlarımızda ve model portföyümüzde savunma hisselerinin de biraz ağırlığının arttırılmasının sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Tabii pandemide en yoğun etkilenen sektörlerin biraz daha yatırımcılar eğer portföyünü orta ve uzun vadeye yayacak şekilde düşünüyorlarsa ulaşım ve turizm tarafının da Borsa İstanbul'da değerlendirilecek bir sektör olduğunu vurgulayalım. Peki şu an için gelişmeler o kadar çok ki Mehmet Bey, bir tarafta aşı haberleri baskılıyor, bir tarafta artan vaka sayıları, gelen tedbirler baskılıyor. Yani pandemi hisseleri, aşı hisseleri birbirine karışmış durumda. O yüzden ağırlıklı satış dalgası bu iki ayrı farklı aslında sektörler üzerinde, hangisinde satış dalgasını daha hızlı getirir sizce? Aslında biz normalde bu içinde bulunduğumuz durumda normal artan virüs özellikle korona vakalarına bağlı bir fiyatlama görmedik. Bunda aşının iyimserliğinin olduğunu düşünelim. Aşı beklendiği gibi etkin olmaz ve dünya özellikle toparlanmasının daha da sert uzun yılları yayılacağı öngörüsü olursa bundan tabii ki en olumsuz etkilenecek sektörler ulaşım ve turizm olacak. Yani burada açıkçası piyasalarda yatırımcılar risk almak istemiyorum diyorsa bu sektörlerden biraz daha ayrıştırabilir kendilerini. Ancak ben orta ve uzun vade kanalize olarak bir yatırım getirisi içindeyim diyenler için bu alanların daha yüksek bir performans sunabileceğini vurgulayalım. Çünkü şu aşikar, biz hem genişlemeci politikalarla hem de krizden sonra, özellikle korona krizinden sonra genişlemeci politikaların bireyseller tarafında da hedge fonlar tarafında da yatırımın değerlendirilmesi anlamında borsalara ve belirlediğimiz bazı emtialara kayacağını düşünüyoruz. Bu da borsaları destekleyecektir. Ancak dediğim gibi ulaşım, turizm biraz dezavantajlı olsa da enerjiye bağlı sektörlerin de belki bu kategoriye eklenebilir. Bu sektörler biraz daha diğerlerine göre karışık bir yapı sunsa da aşının etkinliğine dair haberler olumlu gelirse en olumlu etkilenecek sektörler olmasının da bir gerçekliği var. Peki efendim, şu an için hisse olarak, yani firma ismi olarak beğeni aldığınız şöyle hisselerden bahsedecek olursak nasıl bir portföy var elinizde? Evet, biz aslında model portföy yayınlıyoruz. Model portföyümüzde özellikle Erdemir gibi sanayi sektöründe öne çıkardığımız ve bilanço üzerinde gıda tarafını ön plana çıkaracak olursak Migros'u öne çıkarıyoruz. Yatırımcıların sadece pandemi dönemiyle değil, gerçekten bilanço tarafında olumlu bir veri sunacağı beklentisiyle Migros ve BİMAŞ'ı biraz öne çıkarıyoruz. Bunun dışında ulaştırma tarafında THY'de biraz daha bir yıllık periyotta beklentimiz %25 getiriyle THY'yi ve Pegasus'u öne çıkarıyoruz. Bunların dışında bankacılıkta garanti ön plana çıkan hisselerde, çünkü yabancı girişinin de bu hisselere olabileceğini ifade edelim. Teknoloji tarafında da Türk Telekom özellikle öne çıkan bizim önerdiğimiz hisseler arasında. Bunların dışında ara ara revize ettiğimiz illaki bazı hisse sektörler ve hisseler olsa da özellikle belki mobilyayı da buna ekleyebiliriz. Mobilyada da istikbal gibi sektörlerin ön planına çıkacağını, bu şirketlerin hem bilançoda hem de pandemi döneminde karlılığını en yüksek arttıran şirketler olarak yüksek getiri sunabileceğini düşünüyoruz. Evet efendim, o zaman biraz da şöyle Borsa İstanbul'da zaten kapatmak üzereyiz. Günü de yükselişle kapatacak gibi görünüyor. Pazartesi günü açılışta bir pozitiflik seyir hala devam eder mi? Yeni bir rekorla mı açılır, yoksa satış dalgası da biliyoruz ki belli başlı oranlara ulaştıktan sonra satış, kar satışları da gelmiyor değil. Nasıl pazartesi günkü bekleyişiniz? Evet, aslında haftaya biz genelde bireysel yatırımcının yurt içinde
ne yapacağına dair biraz açıkçası emareyle izledik. Çünkü yılbaşından bugüne yaklaşık artı 700 bin bireysel yatırımcının borsaya girdiğini biliyoruz. Bunların da biraz daha orta ve uzun vadeli kanalize olma noktasında bilgi düzeylerinin artan noktaya geldiğini de görüntülüyoruz. Bu nedenle bana sorarsanız dünyada gelişmeler olumsuz olsa bile hafta sonu gelecek haberlerle, hatta belki referans aldığımız Amerika S&P negatif, vadeleri negatif olacak olsa bile, biz Borsa İstanbul'un artık bu olumsuz yaptırım haftasında bile bu momentumu koruyabilmesinin haftaya da pozitif başlamasına gebe olmasını bekliyoruz. Hatta haftaya yatırımcıların FED tarafından gelecek açıklamalara da odaklanacağını, buradan da daha çok teşviğe ihtiyaç olduğunun haberlerini geleceğine dair bilgiler olduğu için borsaları destekleyeceğine inanıyorlar. Bu anlamda da Borsa İstanbul'un önümüzdeki hafta başlangıcında da yükselişle açabileceğini ve muhtemelen 1370'leri önümüzdeki hafta deneyeceğimizi düşünüyorum. Evet, Borsa İstanbul'a da şöyle bakalım, kapanışını gerçekleştirelim. Borsa İstanbul günü %1,28 oranındaki yükselişle 1370 puandan tamamlayacak gibi görülüyor. Diğer endekslerde de aynı şekilde yükseliş var. Gün içinde görmüş olduğu en düşük seviye ise 1342, en yüksekse 1371'e kadar da test ettiğini gördük. Şimdi kapanış yapalım, sonra tekrar Mehmet Ali Bey ile kısa bir yorumla devam edeceğiz. Evet, Borsa İstanbul bugün yine yeşil renkle ve yeni bir rekorla günü kapatmış oldu. 1370 puan seviyesine kadar tırmandı. Peki Mehmet Ali Bey, bugün aslında şu sabahki gelen, Amerika'dan gelen özellikle haber akışları olmasaydı hangi seviyeler olurdu? Ben çok merak ediyorum açıkçası. Evet, aslında Özlem Hanım, buradan gelen haberler bir anlamda bana sorarsanız endişelerin, özellikle önümüzdeki dönemde biraz daha sert endişelerin olmamasını sağladı. Bu anlamda belki de öne bile çıktı, olumlu anlamda. Biz çünkü oradan daha sert yaptırımlar gelecek mi derken, açıkçası göstermelik olarak ifade edilen yaptırımların geldiğini görüntüledik. Bu olumluydu. Bence bunun olumluluğu da yansıdı borsaya. Ancak biz kritik eşik olan 1350'nin üzerinde artık kapanış sergileyebiliyorsak bu konjonktürde, Borsa İstanbul artık 1370 üstünde de 1390'a gözünü dikmiş anlamına geliyor. Hedeflediğimiz fiyatı olan 1400'lere doğru yükseliş muhtemelen ay sonuna kalmadan biz önümüzdeki hafta bile görebileceğiz gibi bir resim çıktı karşıya. Burada bana sorarsanız döviz tarafında, yani kur tarafında beklentilerde eğer bir anomali olmazsa burada da Borsa İstanbul'un yükselmeye devam edeceğini ben düşünüyorum. Burada da belki kura değinmişken şunu söyleyelim. Evet. 7.93 seviyeleri çok önemliydi. Neden? Çünkü burada 50 haftalık ortalamaların geçtiği bir seviyeydi. Kurun 7.93 üzerinde kalması bana sorarsanız yükselişin biraz daha sert olmasını sağlayacaktı. Ancak kur tarafında da bir geri çekilme gördük. Bunun da Borsa İstanbul'a yansımalarını şu an alıyoruz. Bu pozitif havanın hem yerli hem de yabancıların, dediğim gibi özellikle tatil modundan çıktıktan sonra pozisyonlarını arttırdığı dönemde, bana sorarsanız artık 1400 Borsa İstanbul için yazılmış bir hedef olarak karşımıza çıkıyor. Evet, yakın da bir hedef gibi görünüyor. Peki kur tarafına değindik. Bir tarafta da tabii kurun bugünkü oynaklığı aşikar. Merkez Bankası kararınızı şöyle bir almak isterim açıkçası. Kurdaki hassasiyet ama hızlı da düşüşler. Sizce Merkez Bankası kararı ne yönde olur? Burada bana sorarsanız Merkez Bankası biraz FED'e de bakacak. FED'in burada vereceği ek bir sinyal var mı? Genişlemeci bir tonda ya da teşvik paketine dair Amerika'dan bir haber gelecek mi? Bunun da bence ipuçlarını arayacaktır. Bunun da yapılacak adımların önemli olacağını düşünüyorum.
7.93'ü baz aldığını ben orada düşünüyorum. Çünkü 7.93'ün üstünde artık psikolojik 8 ve üstünde piyasaların istemediği fiyatlamaların oluşabileceğine dair endişeler olabilir. Eğer kur bu seviyelerde, hatta 7.75'lere kadar bir geri çekilme, çünkü 7.93'ün üstünde kalamadığımız için 7.75'lere kadar bir geri çekilmeyi biz yakalayabiliriz. Bu da Merkez Bankası'nın belki bu ay biraz daha kendini konfor alanını yaratmak istiyorsa rahatlamak amacıyla bir 200 bas puan gibi bir fiyatlamanın borsalar ve kur üzerine daha da pozitif bir hava yaratacağını ben düşünüyorum. Ancak şunu da unutmayalım. Biz enflasyonla boğuşan bir ülkeyiz ve enflasyonda beklenen hedefin üstüne çıktık. Çünkü gelecek senenin 3. ayının hedefini biz bu ay içinde aldığımız veriyle yaşamış olduk. Ve Şubat, Mart aylarında muhtemelen %16'lara varan bir enflasyonla karşılaşacağız. Biz eğer yabancı yatırımcıyı çekmek istiyorsak burada biraz daha reel getiri sunabiliyor olmamız gerekiyor. Bu anlamda Merkez Bankası'nın ne yapacağına dair çok bir mesaj olmasa da ben özellikle 100 ile 200 bas puan arasında bir faiz artışına gitmesinin borsalar ve kur tarafında olumlu etki yapacağını düşünüyorum. Bunu normalde faiz artırımını çok isteyen bir görüntü olarak değildi. Aslında piyasanın ihtiyacı anlamında ifade edelim. Belki reel ekonomi anlamında, büyüme anlamında bu faiz artışının biraz etkisi olabilir. Ancak şu anki yabancı yatırımı biz çekmeye devam etmek istiyorsak bu sert adımın, belki de radikal adımın atılması gerektiğini düşünüyorum. Evet, belli ki buradan Türkiye önümüzdeki dönemlerde bir pay almak için iştahlı olacak gibi görünüyor. Çok teşekkür ediyorum Mehmet Ali Gürbüz, aktardığın kıymetli yorumlar için. İyi yayınlar diliyorum. Sağ ol. Evet, İntegral Yatırım Satış Müdür Yardımcısı Doktor Mehmet Ali Gürbüz'ü uğurluyoruz. Şimdi efendim bir sektöre parantez açacağız. Bu sektör özellikle pandemiyle birlikte hayatımızda önem arz etti. Getir Yemek CEO'su Batuhan Gültakan bizlerle birlikte efendim. Batuhan Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Özlem. Evet, dediğim gibi pandemiyle birlikte aslında çokça kullanım alanı hem genişledi hem yaygınlaştı ve alışkanlık kazandı. Bu sektörün hayatımızda önemli ölçüde yeri oluşmaya başladı. İsterseniz buradan başlayalım. Öncelikle nasıl değerlendiriyorsunuz sektörün şu anki durumunu? Tabii ki. Şimdi özellikle sektör içinde bulunduğumuz dönemden dolayı bir hayli zorlanıyor. Yeme içme sektörü şu an sadece paket servis yapabiliyor. Tabii ki paket servis, masa servisi veren restoranlarda bir yere kadar bunu karşılıyor. Çünkü büyük bir gelir kaybı yaşıyorlar. Tabii ki paket servise çok odaklı restoranlar da vardı. Daha az odaklı ya da hiç yapmayan yerler de vardı. Şu an herkes adapte olmaya çalışıyor. Ellerinden geldiğince de yani bir nebze olsun gelirlerini arttırmaya çalışıyorlar. Biz de Getir Yemek olarak onlara bu dönemde verebileceğimiz maksimum desteği vermeye çalışıyoruz açıkçası. Evet, aslında Batuhan Bey, ben geçtiğimiz haftalarda özellikle perakende sektöründe bu konuyla ilgili bir değerlendirmede almıştım bir konuğumuzda. Yani sektörün şimdi alt tabanında bulunan diyelim yatırımcıları, girişimcilerinin karşılaştığı ciddi sorunlar, özellikle bu marka bilinirliği yüksek ve büyük hacimlere ulaşmış sektörlerin almış olduğu, yine bu aşağıda kalan yeni küçük girişimcilerden almış olduğu komisyon oranlarındaki yükseklikle ilgili bir değişiklik gelir mi diye, bunu sizlerden böyle kendi isteğinizle duymak da aslında ayrıca güzel. Bunu ben kendi adıma şahsen teşekkürlerimi sunuyorum size. İsterseniz biraz oradan bahsedelim. Bu komisyon oranları küçük girişimcilerin üzerinde çok büyük bir yük oluşturmaya başlamıştı. Biraz daha makul seviyelerde olması tabii ki önem arz ediyor. Sizin buradaki katkınız nasıl, neler yaptınız ve bununla birlikte bir talep artışı da gerçekleşti mi? Tabii. Şimdi şöyle Özlem Hanım, biz aslında Getir Yemek olarak çok yeniyiz sektörde. Daha 2 yaşımızı doldurmadık, geçen sene kurulduk. Kurulduğumuz günden beri de restoranlarımızla birlikte bu işi nasıl kurgularız hep onlarla konuşarak yol aldık. Dediğiniz gibi komisyon tabii ki paket serviste onların hayatında önemli bir yer teşkil ediyor. Biz bunu da çok aslında sürdürülebilir tutmaya çalıştık. Bu anlamda da oldukça karşılık konuşarak uygun olduğunu düşündüğümüz bir seviyede başladığımızdan beri komisyonlarımızı kurguladık. Bunun için de restoranlardan çok pozitif geri bildirimler aldık.
Zaten şu an 15 binden fazla restoran var ve sürekli artıyor sistemimizde. Bu son yaptığımız harekette de açıkçası çok belli başlı prensipleri biz götürüyoruz getirmek olarak kendi içimizde. Bunlardan en önemlisi de restoranlarla birlikte büyümek. Şimdi restoranlar olursa, onların paket servisine talep eden müşteri olursa bizler olabiliriz. Dolayısıyla içinde bulundukları bu zor dönemi de göz önüne alınarak dün akşam itibariyle sizin de dediğiniz hareketi başlattık aslında. Bir mutluluk hareketi diyoruz buna. Bu kapsamda biz Ocak ayı sonuna kadar restoranlardan sipariş yönlendirme komisyonumuzu almayacağız. Burada önemli olan onlara biraz da olsun bu dönemde can suyu verebilmek, bir katkıda bulunabilmek. Bu da çok ciddi olumlu karşılandı. Yani dün akşamdan beri çok olumlu tepki alıyoruz restoran iş ortaklarımızdan. Biz hep onların yanında olduğumuzu hissettirmeye devam edeceğiz. Yine başladığımızdan beri çok altını önemli çizdiğimiz bir nokta var. Biz restoranların biliyorsunuz bu siparişleri bizim üzerimizden geçiyor. Buradan aldığımız kazançların da hemen ertesi gün biz öğlene kadar restoranlara gönderiyoruz. Burada kesinlikle üstümüzde bunu tutmuyoruz. Çünkü nakit akışı esnaf için, restoranlar için çok kıymetli. Bunun da bilincindeyiz. Yani işin özeti şu ki biz her adımımızı kurgularken aslında bu sektörle beraber oturup konuşup beraber kurguluyoruz ki birlikte büyüyelim. Bu paket servisi de restoranlarda birlikte geliştirelim istiyoruz. Peki bu yapılan çalışma diğer online yemek şirketleri tarafından da dikkat çekici oldu mu? Böyle bir çalışma bekliyor musunuz diğer rekabet içerisinde olduğunuz şirketlerle diyelim? Biz tabii bahsettiğim gibi geçen sene sektöre girerken de birçok konuda önce olduk. Bu işte ödeme koşulları, komisyon hep önce olmaya çalışıyoruz. Tabii ki ne kadar çok aslında oyuncu, bunlar sektördeki diğer oyuncular olur, belki başka paydaşlar olur. Burada destek verecek herkes bence çok kıymetli. Herkes burayı yakından takip ediyor. Ekosistemi korumak çok önemli. O yüzden tabii ki biz çok mutlu oluruz başkaları da bu harekete katılırsa. Bizim burada hareketten en çok beklentimiz olan kısım aslında müşteriler, kullanıcılar. Çünkü evet, komisyon almamak, bir şekilde destek olmak önemli ama o siparişler arttıkça, restoranlara paket servis talebi geldikçe o onların kazancına yansıyacak. Aslında biz bir mutluluk hareketini başlatırken de hadi siz de bir sipariş verin diyerek aslında bu zor zamanlarda paket servise de teşvik etmek istedik. O hareketi başlattık tüm Türkiye'de. O yüzden aslında en büyük katkıyı da müşterilerden, sizlerden istiyoruz ki restoranlar bu dönemde biraz olsun ayakta kalabilsinler. Evet, Batuhan Bey, şöyle biraz da aslında önümüzdeki dönem planlarınızdan da bahsedelim. 2021 yılında hem sektörden beklentileriniz ne yönde, evet, hem de sizlerin odaklandığı yeni yatırımlar yolda mı? Yolda. Biz şu anda Getir Yemek olarak 7 şehirde hizmet veriyoruz. İstanbul'dan başladık ama çok hızlı Ankara, İzmir, Eskişehir, Bursa, Antalya, Denizli'ye çok yeni başladık. Hizmetimizi geliştiriyoruz. Sadece son 2 ayda 5000'den fazla restoran sisteme kattık. Çok yoğun talep var. Yetişmeye çalışıyoruz sistemi açmak için. Önümüzdeki sene çok hızlı bir şekilde bu şehir, Türkiye'deki diğer şehirlere gidişimizi hızlandıracağız. Şu an ekiplerimizi kuruyoruz, hemen aksiyona geçiyoruz. Restoran sayımızı çok hızlı 2'ye katlayacağız. Yani Türkiye zaten büyük bir pazar yemek siparişi anlamında ama daha da çok hızlı büyüyecek. O yüzden bu büyürken de restoranların yanında Getir Yemek olarak birlikte büyüyeceğimiz bir fırsat yaratmak için biz de hız kesmeden bu yatırımlara devam edeceğiz. Evet, Batuhan Bey, aslında sektörde bu yeni yeni önümüze geldi demiştik ama sizce Türkiye'de rekabet edecek seviyede şirket sayısı var mı bu konsepte? Yani aslında amacım şunu sormak, yerli ünvanlı şirketler. Şöyle, biz tabii Getir olarak bu ünvana sahibiz şu an. Bir Türk girişimi olarak, evet, Getir 5 sene önce kuruldu ve işte Getir Yemek alanına da girdik ve Türk girişimi olarak hikayemize devam ediyoruz. İnşallah çok yakın zamanda farklı ülkelerde de Getir markası olarak bu Türk markasını diğer ülkelere taşımak istiyoruz. Başka oyuncular tabii ki var, yani sektörde eski oyuncular var. Yabancı sermayeli biliyorsunuz, yani daha önce Türk olup başka sermayeye geçen. Evet. Yine yabancı sermayeli başka oyuncular da bu yemek sektörüne giriyorlar. Yani biz burada
Hakikaten bir Türk girişimi olarak, Türk markası olarak buranın işi olarak işte burada çalıştırdığımız teknoloji ofisleri, burada çalıştırdığımız aslında Türk yazılımcılar, Türk mühendislerle birlikte biz bu tarafta gelişmeye, büyümeye devam etmek istiyoruz. Evet Batuhan Bey, inşallah daha çok Türk girişimci, Türk yatırımcı bu sektörde de görürüz. Çok teşekkür ediyorum katkılarınızdan dolayı. Ağzınıza sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için çok sağ olun Özlem Hanım. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar efendim. Evet, Batuhan Gültakan, Getir Yemek CEO'su bizlerle birlikteydi. Sektörle ilgili yorumları almış olduk. Böylece gün sonunun da sonuna geldik. Haftayı tamamladık. Önemli gelişmeleri değerlendirdik. Önümüzdeki hafta pazartesi günü yine aynı saatte görüşeceğiz efendim. Şimdi kısa bir ara yapalım. Aradan sonra Naz Özdeğim bence sizlerle birlikte olacak.